Samsun'da Rum ve Türk halkı arasında çatışmalar başlamıştı. Bunun üzerine itiraf devletleri Damat Ferit Paşa'ya bir rapor gönderdi. Raporda İstanbul hükümetinin Rum köylerini Türk tecavüzünden korumak, kanun ve düzeni yeniden sağlamak için derhal önlem alması isteniyordu. Hükümet bunu yapmazsa Mondros'un 7. maddesi gereği işgal kuvvetleri duruma el atmak zorunda kalacaklardı. Dahiliye Nazırı yani İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey, tek çözüm yolunun hükümetin kendisine güvenebileceği genç ve enerjik bir subayı Samsun'a göndermek olduğunu söyledi. Mustafa Kemal ile Mehmet Ali daha önce konuşmuşlardı. Mehmet Ali, Mustafa Kemal'in isteklerini yerine getirmek için zaten fırsat kolluyordu. Damat Ferit bu işi yapabilecek bir subay göstermesini isteyince Mehmet Ali Bey Mustafa Kemal'i öne sürdü. Kemal'in görevi askeri ve idari unsurları kanun ve düzeni sağlayabilecek güçlü bir yönetim altında toplamaktı. Böylece İngilizlere güvenlik vermiş olacaktı. Kısa bir süre sonra Harbiye Nazırı Şakir Paşa ile de görüşüldü. Mustafa Kemal'i zaten başlarından atmak istiyorlardı. Mustafa Kemal sadece Samsun dolaylarında Rumlara karşı koyan Türkleri cezalandırmakla kalmayacak, yakınlarda bulunan çeşitli milliyetçi kuruluşları da dağıtmakla görevlendirilecekti. Ama Mustafa Kemal'in kafasındaki plan bunun tam tersiydi. Aradığı fırsatı elde etmiş oldu. Üstelik Genelkurmay Başkan Vekili Kazım İnanç Paşa da Mustafa Kemal'in dostuydu. İkisi baş başa Mustafa Kemal'e geniş bir çalışma alanı sağlayacak bir takım yetkiler uydurmaya koydular. Bu bir müfettişlik görevi olacaktı. Asıl önemli nokta kendisine geniş bir yetki sağlayabilmekti. Bütün Anadolu'ya emir verebilecek durumda olmalıydı. Taslak hazır olunca Kazım İnanç Paşa, Harbiye Nazırı Şakir Paşa'ya gitti. Şakir Paşa taslağı görünce şaşırdı. "Siz 9. Ordu müfettişliği değil, Anadolu'nun tümüne yaygın bir müfettişlik kurmuşsunuz," diyerek itiraz etti. Ama Kazım İnanç onu ikna etti. Böylece Mustafa Kemal 5 vilayet üzerinde doğrudan doğruya yetki sahibi olmuş, emrine de 2 kol ordu verilmişti. 5 ayrı vilayet üzerinde de dolaylı yetkisi olacaktı. Atanmasının kesinleşmesi kabinenin onayına bağlıydı. Nazırlardan bazılarının bu yetkileri aşırı bulmaları tehlikesi vardı. Mehmet Ali Bey bunu da önlemenin yolunu buldu. Damat Ferit'i kulüpte kağıt oynarken gevşek bir anında yakaladı ve atama emrine imzasını attırdı. Öteki nazırların bu imzayı gördükten sonra itiraz edemeyeceklerini hesaplamıştı. Nihayet atama emri hükümetçe onaylandı ve 1919 Nisan'ının son günü de padişahın onayından geçti. Belgeyi cebine sıkıca yerleştirmiş olan Mustafa Kemal, Harbiye Nezaretinden ayrılırken inanılmaz şansı karşısında heyecandan dudaklarını ısırıyordu. Düşman sandığı adamlar ruhları bile duymadan ona yardımcı olmuşlardı. Sonradan bu halini, "Kafes açılmış, önümde geniş bir alem vardı. Kanatlarımı çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydim," diye anlatacaktı. Mustafa Kemal, Samsun için planlarını yaparken 15 Mayıs günü Yunan birlikleri 20 bin kişilik bir kuvvet halinde İzmir'de karaya çıktılar. Harbiye Nazırı Şakir Paşa, işgalin Mondros Anlaşması'na uygun yapıldığı gerekçesiyle direnme gösterilmemesini emretti. Padişaha göre de gücü kuvveti kalmamış ülkeyi kurtarmanın tek yolu itiraf devletlerinin isteğine boyun eğmekti. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa sinirlenerek görevinden istifa etti. Yunanlar böylece İzmir'e geçit töreni yapar gibi "Yaşasın Venizelos" diye bağırarak girdiler. Silahlarını çatıp çevresinde sevinçten dans ettiler. Şehirdeki bütün sivil Rumlar sokağa dökülmüş, Müslümanlara küfür yağdırıyorlardı. O sırada bir kaza kurşunu patladı. Arkasından da silahlar atılmaya ve kan dökülmeye başladı. Bunun arkasından büsbütün azgına dönen Yunan askerleri yüzlerce Türk'ü şehit ettiler. Cesetlerini doğruca denize fırlatıp atıyorlardı. Ardından Menderes ve Gediz vadilerinden içeriye, Aydın ve Manisa'ya doğru ilerlediler. Mustafa Kemal haberi hareketinden bir gün önce duydu. Yunanların ve İngilizlerin ülkeden nasıl kovulacağını çok iyi biliyordu ama şimdi yapması gereken oyunu kurallarına göre oynamaktı. Böylece Bandırma vapuru 16 Mayıs akşamı yola çıktı. 19 Mayıs 1919'da fırtınalı bir havada Samsun Limanı'na demir attı. Yunanların Ege kıyılarına işgal bayrağını dikmelerinden birkaç gün sonra Mustafa Kemal de kurtuluş sancağını Karadeniz kıyılarına dikmişti. Şimdi İstiklal Harbi başlayacaktı. Türk milletinin tarihinde yeni bir yaprak açılmıştı. Hem kendisi hem de yurdu için büyük önem taşıyan bu döneme Mustafa Kemal 40'ına yaklaşmış, olgun ve kendine güvenen bir savaşçı olarak başlıyordu. Geride bıraktığı uzun savaş yıllarında askerlik alanındaki değerini ortaya koymuştu. Şimdi siyaset ve devlet adamı olarak da kendini göstermesi gerekiyordu. Mustafa Kemal'in düşünceleri, Kurtuluş Savaşı'nı başlatan diğer komutanlardan her zaman bir adım daha ileride, hareketleri bir derece daha kesin olmuştu. Ötekilerin çoğunda eksik olan önderlik niteliği onda vardı. Rauf Bey, prensip sahibi ama kısır görüşlü. Kazım Karabekir, dürüst ama esneklikten yoksundu. Refet, atılgan ancak ihtiyatsızdı. Ali Fuat'ın elinden iş gelirdi ama zekası fazla işlek değildi. Hepsi yurtlarını seven, kafaları çalışan, sağduyu sahibi usta askerlerdi. Ancak aralarında iç ve dış sorunları etraflı biçimde kavrayan, özel bir akıl ve sağduyu karışımına sahip olan tek insan Mustafa Kemal'di. Üstelik böyle tehlikeli bir işi başarılı bir sonuca ulaştırmak için gerekli olan irade yalnız onda vardı.
Mustafa Kemal'in Samsun'da yaptığı ilk iş telgraf şebekesinden yararlanarak yetkisi altındaki idari ve askeri makamlara haber salmak oldu. Her yerde protesto mitingleri düzenlenmesini sağladı. Askeri alanda Anadolu ve Trakya'da kalmış birliklerle hemen ilişki kurdu. Siyaset alanındaysa çeşitli müdafaa-i hukuk grupları arasında bağlantı sağlamaya girişti. Kendisine verilen emrin tam tersini yapıyordu. İngilizler ve saray telaşa düştüler. Hatalarını anlamışlardı. Bunun üzerine kabine Mustafa Kemal'in geri çağrılmasını kararlaştırdı. Sonuç İngiliz başkomutanına bildirildi. Bu arada 80 kilometre içerideki Havza kasabasına geçmiş olan Mustafa Kemal'in Gelibolu kahramanı olduğu öğrenilmişti. Uzun savaşlar köylüyü bezdirmiş, maneviyatını çökertmişti. Bunun için Kemal'in halkı yeniden canlandırması gerekiyordu. Şehrin ileri gelenlerini karargaha toplayarak şöyle dedi. Düşman bizi öldürmek isteğinde değildir. Düşmanın niyeti bizi mezarımıza diri diri gömmektir. Şimdi çukurun tam kenarında bulunuyoruz. Fakat son bir gayretle toparlanırsak kendimizi kurtarmamız mümkündür. Arkasından şehrin küçük meydanında halk içinde bir toplantı düzenledi. Mustafa Kemal bunu izleyen aylar içinde yurdun çeşitli yerlerinde birçok benzeri kurulacak olan direniş yuvalarından birincisinin temelini atmıştı. Müdafaa-i hukuk cemiyetleri. Mustafa Kemal dışarıdaki dünyayı da gözünden kaçırmıyordu. Damat Ferit'in Ermenilere özellik verilmesi ilkesini kabul edişine karşı çıkıyordu. Bir İngiliz ya da Amerikan himayesi önerisini kesinlikle kabul etmiyordu. Türklerin çoğunlukta oldukları Türk topraklarında haklarının korunması ve kendilerine tam bir özgürlük tanınması üzerinde ısrar ediyordu. İki gün sonra Harbiye Nezaretinden İstanbul'a dönmesini bildiren bir emir aldı. Ne bunu ne de bundan sonra gelecek emirleri dinleyecekti. Samsun'dan sonra Amasya'ya geçti. Amasya'da Ortodoks papazının emrindeki Rum çetecilere karşı koymak için Türk gönüllüleri bir Müslüman hocanın çevresinde toplanmışlardı. Hoca hemen Mustafa Kemal hesabına çalışmaya koyularak camide bir vaaz verdi. Kemal de söz alarak Milli Direniş Hareketi'nin 3 ayrı cephede başlamış olduğunu halka bildirdi. Yunanlara karşı İzmir'de, Fransızlara karşı Adana'da, Ermenilere karşı Erzurum'da. Amasya halkı Mustafa Kemal'in emirlerini yerine getirmeye hazır olduğunu bildirdi. Kemal diğer paşa arkadaşlarını topladı. Gerek askeri ve idari makamlarla, gerekse müdafaa-i hukuk cemiyetleriyle sıkı bir bağ kurmuş olduğunu anlattı. Direniş düşüncesi cesaret verici bir şekilde her tarafta gelişmişti. Şimdi buna birleşik bir cephe niteliği vermek gerekiyordu. Bunun için Sivas'ta hemen milli bir kongre toplamaya karar verdi. Sivas Kongresi İstanbul'dan ayrı olarak bir milli hükümet kurulmasını da öngörüyordu. Kurtuluş hareketini başlatan bütün paşalar bu karara imzasını attılar. Böylece anlaşma kuzeyden güneye ve doğuya kadar olan bölgeyi kapsamış oluyordu. Cuma namazından sonra halkın silah altına çağrıldığı ilan edildi. İstanbul'da Mustafa Kemal'in dostu Mehmet Ali Bey, Dahiliye Nazırlığından ayrılmıştı. Yerine geçen Ali Kemal, vilayetlere bir genelge göndererek Mustafa Kemal'le bütün resmi ilişkilerin kesilmesini ve emirlerinin dinlenmemesini bildirdi. Artık her an ortadan kaldırılabilirdi. Mustafa Kemal Amasya'dan sonra Erzurum'a geçti. Kazım Karabekir, İstanbul'dan gelen telgrafa rağmen hala emrinde olduğunu söyledi. Mustafa Kemal'in artık işinden çok kısa zamanda atılacağı belli olmuştu. Rauf Bey ve Kazım Karabekir Paşa bu durumu önlemek için kendiliğinden istifa etmesini söylediler. Hatta değil yalnız görevinden, ordudan da çekilmeliydi. İstifasına rağmen emrinde olacaklarını da eklediler. Kemal arkadaşlarını dinledi. Biri Harbiye Nezaretine, biri de padişaha iki telgraf çekerek hem görevinden hem de ordu hizmetinden ayrıldığını bildirdi. İstifasını Erzurum halkına şöyle anlattı. Bundan sonra kutsal milli ülkümüzün başarıya ulaşması için bir vatandaş olarak savaşmaya devam edeceğim, dedi. İstifası duyulduktan hemen sonra Mustafa Kemal Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin heyeti temsiliye başkanlığına seçildi. Rauf Bey de başkan yardımcısı olmuştu. Şimdi yine resmi bir sıfatı vardı ama bu sivil bir sıfattı. Bir Ermeni okulunda toplanan Erzurum Kongresi 15 gün sürdü. Mustafa Kemal bundan sonra Anadolu'nun her yerinde aynı mesajı ineledi. Gücünü halk çoğunluğunun istek ve kararlarından alan bir hükümet kurulmalıydı. Yönetici kendi adına değil herkesin adına hareket etmeliydi. Kongre sonunda elde edilen sonuç, sonradan Misak-ı Milli diye tanınacak olan bir bildirinin kaleme alınması oldu. Bu bildiri, ana dili Türkçe olan halkın çoğunlukta bulunduğu Türkiye sınırlarının olduğu gibi kalmasını da ısrar ediyordu. Buralara karşı girişilecek her türlü teşebbüsün direnmeyle karşılaşacağını belirtiyordu. Ayrıca geçici bir hükümet seçilecek, Türk olmayan unsurlara hiçbir ayrıcalık tanınmayacaktı. Misak, bir bildiri şeklinde bütün yurda ve yabancı devlet temsilcilerine dağıtıldı. Kongre sonu erdiği sırada Harbiye Nazırlığından bir telgraf geldi. Telgraf Mustafa Kemal ve Refet Bey'in tutuklanarak İstanbul'a gönderilmesini emrediyordu. Fakat Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa bu emri de yerine getirmedi. Mustafa Kemal Erzurum'da siyasi çalışmalarının yanı sıra Kuvayi Milliye'nin kurulması işiyle de uğraştı. Şimdi elinde birleşik ve kayıtsız şartsız yardımlarına güvenebileceği iki ordu vardı. Doğuda Kazım Karabekir'in ve batıda Ali Fuat'ın ki. Ağustos sonlarında bu durumlar içinde Sivas'a doğru yola çıktı. Yurdun çeşitli yerlerinden gelen delegelerin de yolda olduklarını öğrenmişti.
Türk Direniş Hareketi'nin kuruluşundaki ikinci ve en önemli dönem böylece başlıyordu. Sivas'ta kongreye 200'den fazla temsilci çağrılmıştı. Bunların yalnız 99'u geldi. Mustafa Kemal işe küçük ölçüde başlamak zorunda kaldı. Baştan beri istediği şeyi, Türkiye'nin yüreğini ele geçirmiş bulunuyordu. Buradan artık yeni bir yurt gelişip büyüyebilirdi. Kongre ilk önce Erzurum Kongresi'nde alınan kararları onayladı. Bunun yanında Misak-ı Milli'nin metni güçlendirildi. Bu kararları uygulamak üzere bir heyet temsiliye seçildi. Buraya kadar bir anlaşmazlık çıkmamıştı. Anlaşmazlık ülkenin ilerideki hukuki durumu konusunda baş gösterdi. Bütün yurtseverliklerine karşın Sivas Kongresi üyeleri arasında ülkenin tam bir bağımsızlığa kavuşabileceğine candan inanan pek az kişi vardı. Bu büyük bir inanç ve irade gücü isteyen bir şeydi ki o da ancak Mustafa Kemal'de bulunuyordu. Sivas Kongresi'nin sonuna doğru Mustafa Kemal'in eline kongrenin dağıtılacağı ve temsilcilerin yakalanacağını bildiren bir telgraf geçti. Bundan sonra yapılacak şey hükümeti istifaya zorlamaktı. Bunun için de Mustafa Kemal heyeti temsilcilerinin geçici hükümet gibi çalışacağını ilan etti. Halkın güvenini kazanmış bir milli hükümet kuruluncaya kadar milletin işlerini kanunlara uygun olarak ve padişah adına yürüteceğine söz verdi. Heyeti temsilciye ilk ihtilal hükümeti olmuştu. Ancak heyet hiçbir zaman toplanmadığı için İşleri yürüten Kemal'den başkası değildi. Mustafa Kemal telgrafı internet ağı gibi kullanıyordu. Gittiği yerlerde ilk önce telgraf merkezlerini ele geçiriyordu. Resmi dairelerin bile çoğunda elektrik yokken isimsiz kahraman telgrafçılarımız sayesinde uçan kuştan haberi oluyordu. Silah, cephane sevkiyatı, Anadolu'ya geçecek subayların sahte kimlik belgeleri, İngiliz casuslarının isim listesi gibi hayati konularda kesintisiz trafik yaşanıyordu. Kurtuluş Savaşı'nın sonunda zaferi nasıl kazandınız diye soran yabancı gazetecilere telgrafın telleriyle cevabını verecekti. Anadolu'nun her tarafından İstanbul hükümetine istifa etmelerini isteyen binlerce telgraf yağdırıldı. Artık bütün ülkeyi padişahla milliyetçiler arasında bir seçim yapmaya zorlamanın sırası gelmişti. Ancak bunu yaparken Mustafa Kemal sultanın halifeliğine saldırmaktan ve böylece dini duyguları incitmekten dikkatle kaçınıyordu. Damat Ferit daha fazla dayanamayacaktı. Önceleri İstanbul'da Kuvayi Milliye'ye değer verilmiyordu. Ancak haberleşme yollarına zorla el konulması hem itilaf devletlerini hem de Ferit Paşa kabinesini tehlikeyle yüz yüze getirmişti. Bunun merkezi hükümete karşı bir savaş ilanı olduğunu anladılar. Mustafa Kemal ortamı iyi hazırlamıştı. Bunun üzerine İngilizler kalan kuvvetlerini Anadolu'nun tehlikeli noktalarından çekme kararı aldılar. En sonunda damat Ferit sultanın ısrarıyla istifasını verdi. Mustafa Kemal kendisini ordudan atmış olan hükümeti ve itilaf devletlerine uşaklık eden sadrazamı düşürmüştü. İtilaf devletleri bundan böyle karşılarında sırtı eğik bir kukla hükümet değil, haklarına, isteklerine güvenen güçlü bir milli kuvvet bulacaklarını anladılar. İşler değişmişti. Kemal bundan sonra karargah olarak Ankara'yı seçti. Ankara birçok yerle bağlantısı bulunan merkezi bir yerdi. Fakat yola çıkmak için para gerekiyordu. Külüstür otomobilin benzini bitmiş, lastiği parçalanmıştı. Sivas'ta sadece Amerikan okulunda otomobili vardı. Okulun müdüresi Bayan Mary'ye başvurdular. Mary ne lazımsa vereceklerini ve para kabul etmeyeceklerini söyledi. 6 teneke benzin, 2 çift lastik aldılar. Hediyeyi öğrenen Mustafa Kemal itiraz etti. Vesika tanzim edin. Alınan malzemelerin listesini yazın. Israrımıza rağmen para almadıklarına dair elimizde vesika bulunsun. Karşılıklı imzalansın, dedi. Mazhar Müfit tekrar okula gitti. Belge imzalandı. Hediye, bağış, ödenek gibi kavramlar Mustafa Kemal için hassas konulardı. Asla ihmal etmezdi. Mutlaka kayda geçirtirdi. Büyükçe bir defter aldırmış, yapılan masrafları, harcanan paraları kuruşu kuruşuna yazdırıyordu. Bir gün dayanamadılar. Paşam, bu hengamede kim hesap soracak, dediler. Mustafa Kemal'in cevabı ibretlikti. Gün gelir millet benden de başkasından da tek tek hesap sorar. Biz bugün hesabımızı eksiksiz yazalım. Millet de yarın parasının nereye harcandığını bilsin, dedi. Tam yola çıkacaklardı ki Mustafa Kemal'in karşısına bir kadın dikildi. Esmer, simsiyah giyinmiş, siyah tüfeğiyle siyah bir ata binmişti. 34 yaşındaki Fatma Seher Erzurumluydu. Binbaşı eşini Sarıkamış'ta kaybetmişti. Günlerce at sürmüş, Mustafa Kemal'in karşısına dikilmişti. At binerim, silah kullanırım, bana iş ver, dedi. Mustafa Kemal, keşke bütün kadınlar senin gibi olsa, Kara Fatma, diye cevap verdi. Kendi el yazısıyla görev pusulası yazdı. İmzaladı. Fatma, İzmit bölgesinde görevlendirildi. Aralarında kendi kızının olduğu 15 kadınla milis müfrezesi kurdu. 2 ay geçti, emrindekilerin sayısı 700'e yaklaşmıştı. 43 kadın, 600 küsür erkeğin komutanıydı. Fatma ileride İnönü'de, Sakarya'da, büyük taarruzda çarpışacaktı. Yanındaki kadınların 28'i şehit düşecekti. Hem kendisi hem kızı yaralanacak, esir düşecek, 19 gün işkence görecek ama kaçmayı başaracaktı. Sonunda İstiklal madalyası alacaktı. Fatma'nın bu hareketi Mustafa Kemal'in milletine olan güvenini tazelemişti. 27 Aralık 1919'da 9 günlük yolculuktan sonra heyet temsiliye üyeleri Ankara'ya vardı. Ankaralıların heyecanlı karşılayışı Mustafa Kemal'in bu seçimi yapmakta haklı olduğunu gösterdi. Artık düşmanları yurttan kovmanın zamanı gelmişti.
Önce güneyde Fransızlara karşı harekete geçildi. Mustafa Kemal, Urfa, Maraş ve Antep'in mütarekeye aykırı olan işgalini heyeti temsiliye adına protesto etti ve halkı bu işgale karşı koymaya çağırdı. İlk önce Maraş'ta harekete geçildi. Fransızlar geri çekildiler. Bütün bu hareket sırasında 7-8 bin kişi can verdi. Bu olay Avrupa için üzücü olmuştu. Maraş çekilişi Fransız politikasında Kilikya'nın büsbütün boşaltılmasına kadar gidecek olan bir değişikliğin başlangıcıydı. Böylece ateşkes istemek zorunda kalan Fransızlar 1920 Mayıs'ın sonunda Ankara'ya bir heyet gönderdiler. Bu ateşkes her ne kadar daha sonra bozulduysa da Mustafa Kemal'e güneydeki kuvvetlerini toplama fırsatını kazandırdı. Ama bundan daha önemli olan nokta bir büyük devlet karşısında zafer elde edilmişti. Bu Ankara'nın prestijini yükseltmiş ve rejimin tanınmasını sağlamıştı. Kemal'in bu başarısı İngilizleri kızdırdı. Öteden beri düşündükleri bir tasarıyı uygulamalarını hızlandırdı. Milliyetçi hareketi büsbütün ortadan kaldırmanın zamanı gelmişti. 16 Mart 1920 sabahı erken saatlerde İngiliz savaş gemileri karanlıktan yararlanarak Galata Köprüsü yakınlarına geldiler. Tanklar İstanbul ve Beyoğlu sokaklarında dolaşmaya başladı. İngiliz askerleri, karakollar, inzibat noktaları ve başlıca resmi binaları işgal ettiler. Ardından Fransız ve İtalyan birlikleri de onlara katıldılar. Bu arada padişah tarafından damat Ferit yeniden hükümetin başına getirilmişti. Ferit'in ilk işi parlamentoyu dağıtmak oldu. Arkadan milliyetçilere karşı bir iç savaş niteliği alacak olan hareketin hazırlıklarına girişti. Mustafa Kemal hemen bir bildiri yayımladı. İstanbul'un zorla işgal edildiğini ve Osmanlı'nın 600 yıllık egemenliğinin bittiğini açıkladı. Millete, "Giriştiğimiz kutsal bağımsızlık ve vatan savaşında Tanrı'nın yardımı bizimledir," diyordu. İyi bir kurmay ve akıllı bir politikacı olan Mustafa Kemal hiçbir şeyi unutmuyordu. Türkiye dışındaki Müslümanlara da buna benzer bir bildiri yolladı. Ayrıca gayrimüslim devletlere de bir milletin şeref ve haysiyetinden yoksun bırakıldığı mesajını gönderdi. Bir yandan da millet meclisi toplama işlerini hızlandırmıştı. Bu arada işgal ordusundan sıyrılarak İstanbul'dan Anadolu'ya geçmek her yurtsever için, her eli ayağı tutan asker için bir görev olmuştu. İngilizler kentin bütün duvarlarına milliyetçileri gizleyen herkesin öldürüleceğini yazan Türkçe ve İngilizce ilanlar astılar. Bu yüzden Anadolu'ya geçişler çok büyük zorluklar altında yapılıyordu. Çevrelerini kuşatan düşman bir dünya içinde kaderlerini Mustafa Kemal'e bağlamış yurtseverler şimdi Ankara denen çorak topraklara can vererek Türkiye'nin kalbinin tekrar çarpmasını sağlayacaktı. Başlangıçta yabancılara karşı başlatılmış olan Kurtuluş Savaşı şimdi bir yandan da iç düşmanlarla savaşmayı gerektiren bir hal almıştı. Padişah milliyetçilere karşı düşmanlığını açıkça ortaya koymuş, Şeyhülislam padişaha karşı ayaklanma başlıklı bir fetvayla onları asi ilan etmişti. Fetva şu sözlerle sona eriyordu. Bu asileri öldürmek caiz midir? El cevap, bunları öldürmek vaciptir. Fetva yurdun her yerine İngiliz ve Yunan uçaklarıyla havadan atıldı. Artık bir millet meclisi toplamak şarttı. Mustafa Kemal meclisi kurarken İstanbul'un İslamcı bildirilerine aynı biçimde karşılık vermek zorundaydı. Aslında amacı saltanata ve halifeliğe son vermekti ama hala hilafet adına iş görüyormuş gibi davranıyordu. Bunun için Ankara'daki ulemaya saygı göstererek onları seferber etti. Ankara uleması da İstanbul'dakine karşı bir fetva çıkardı. Düşman baskısı altında verilen fetvanın hükümsüz olduğunu söyleyerek Müslümanları halifelerini esirlikten kurtarmaya çağırıyorlardı. O dönemde halk halifesiz ve padişahsız bir kurtuluşun mümkün olduğu inancına sahip değildi. Vahdettin bir hain olsa da Mustafa Kemal onu halka şimdilik sanki düşman elinde tutukluymuş gibi göstermeye çalışıyordu. Mustafa Kemal hiçbir şeye körü körüne inanmazdı. Dogmalara pratik çözümler arayan bir gerçekçilikle yaklaşırdı. Bu çözümlere varmak için eline geçen fırsatlardan yararlanmayı ihmal etmezdi. Böylece ilk Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920 günü kapılarını açtı. Türkiye tarihinin dönüm noktasındaydı. Bunu ancak Mustafa Kemal ve bir avuç yakın arkadaşı biliyordu. Amaç Osmanlı saltanatının ve hilafetin yıkılmış ve yok olmuş olduğunu düşünerek milli egemenliğe dayanan yeni bir bağımsız devlet kurmaktan ibaretti. Ancak bu amacı açıkça ortaya atabilmek güç bir şeydi. Kargaşa çıkması kesindi. Sadece halk içerisinde değil, mecliste de cumhuriyet fikrine karşı çıkacak bir sürü insan vardı. Bu mebuslar padişahlık rejiminin ilkelerinden ayrılmayı akıllarından bile geçirmiyorlardı. Bu planlarını gerçekleştirebilmek için Mustafa Kemal, açılış nutkunda herkesi yatıştıracak şu cümlelere yer verdi. Meclis, yasama ve yürütme görevlerini kendinde birleştirecek ve hükümet işlerini görmek için başkanın idaresinde bir heyet seçecektir. Padişah ve halife her türlü zor ve baskıdan kurtulduğu zaman meclisçe kararlaştırılacak yasal ilke içerisinde yerini alacaktır. Meclis bu kararları coşkunlukla karşıladı ve kısa bir tartışmadan sonra kabul etti. Mustafa Kemal'i başkanlığa seçtiler. Kemal'in isteğiyle İsmet Bey de Genelkurmay Başkanı oldu. Arkadan vekiller seçildi. Cumhuriyetin temeli atılmıştı. Yeni anayasa hazırlandı. Ancak bu iş 9 ayda bitebildi. Tartışmalar bitmiyordu. En sonunda Mustafa Kemal, saltanat konusundaki tartışmaları bir kenara iterek milletin kayıtsız şartsız hakimiyetini kabul eden, yani padişahlığın devamıyla bağdaşmayan bir tasarıyı zorla meclisten kopardı. Bunun üzerine İstanbul'da kurulan özel bir mahkeme, milliyetçilerden 7'sini idama mahkum etti.
Bunların arasında Mustafa Kemal'in kendisi, İsmet Bey ve Ali Fuat Paşa da vardı. Zübeyde Hanım bu haberi öğrendiğinde öylesine üzüldü ki kısmi felç geçirdi. Bacakları tutmaz oldu. Zaten bin bir türlü sebeple evi basılıyor, Mustafa Kemal'in yanında ikamet etmediği bilindiği halde rahatsız ediliyordu. Birkaç gün sonra Büyük Millet Meclisi de misilleme olarak İstanbul'daki mahkeme üyeleriyle damat Ferit'i ölüm cezasına çarptırdı. Bu hüküm Ankara'daki büyük din adamlarının fetvalarıyla onaylanarak bütün Anadolu'ya dağıtıldı. Böylece Ankara hükümeti padişahın bir yumruğuna başka bir yumrukla karşılık vermişti. Bütün bunlara yetmezmiş gibi Ankara her yönden iç düşmanlarla sarılmıştı. Bütün yıl boyunca Mustafa Kemal yalnız itiraf tehdidine değil, memleketin dört bir yanında tam 34 bölgede baş gösteren ayaklanmalara da karşı koymak zorunda kaldı. İsyanlar bütün ülkeyi yakıyor, ihanet, bilgisizlik, kin ve bağnazlık dumanları bütün vatan semasını koyu karanlıklar içinde bırakıyordu. Öyle ki Mustafa Kemal bir yandan Yunan cephesini tutarken bir yandan da zayıf kuvvetlerini sürekli bir noktadan başka bir noktaya aktarmak zorunda kalıyordu. İngilizler isyancıları hem kışkırtıyor hem de silahla besliyorlardı. Yakında Yunan istilası başlayacak, işler daha da zora girecekti. Türkler tarihinin en büyük savaşına doğru hızla ilerliyordu. İtiraf devletlerinin onayıyla 22 Haziran 1920'de Yunan saldırısı başladı. Yunanlar yasak Milne hattını dört noktadan geçtiler. Bu Mondros Anlaşması'nın bir kez daha çiğnenmesi demekti. Sayıca üstün ve donanımları da modern olan Yunanlar güçlü bir direnişle karşılaşmadılar. Türkler düzen içinde Bursa'ya çekildiler. Şehri savunmak için eli silah tutan herkes askere çağrıldı. Ama şehir kurtarılamadı. Türk birliklerinin büyük çoğunluğu arkasında bir sürü göçmenle Eskişehir'e kadar çekildi. Mustafa Kemal burada hemen kuvvetlerini toplayıp düzenlemeye başladı. Çünkü arkadan Afyonkarahisar'ın %100 saldırıya uğrayacağını biliyordu. Bu sırada başka bir Yunan kuvveti Doğu Trakya'ya girmiş ve Edirne'yi ele geçirmişti. İşte damat Ferit ve kuklalar hükümeti Sevr Anlaşması'nı bu hava içinde imzaladı. Türkiye diye bırakılacak şey Anadolu'nun ortasında denize çıkış noktalarının çoğu yabancılar tarafından tutulmuş, egemenliği sadece sözde kalmış bir toprak parçasından ibaretti. Boğazlar milletler arası denetim altına alınıyordu. Türk maliyesini baştan başa itiraf devletleri yönetecek, o iğrenç kapitülasyonlar olduğu gibi kalacak, hatta daha da genişletilecekti. Türk ordusu işgal kuvvetlerinin denetimi altında sembolik bir kuvvete indiriliyor, sayıları sınırlandırılan jandarma birlikleri de yabancı subaylar komutasına veriliyordu. Bu durum milliyetçilerin davalarında ne kadar haklı olduklarını ispata yaradı. Artık Mustafa Kemal yalnız bir avuç yurtseverin değil, bütün Türk milletinin desteğini elde edecekti. Milletin büyük çoğunluğu en sonunda gerçeği görmeye ve Mustafa Kemal'in bir yıl öncesinden herkese aşılamaya çalıştığı milli düşünceyi anlamaya başlamıştı. Anadolu'ya geçişler hızlanmıştı. Büyük Millet Meclisi, tarih ve din bakımından Türk ruhunun simgesi olan Bursa'nın Yunan işgali altına girdiğini görünce donup kalmıştı. Burası nasıl olur da böyle kolayca düşmana kaptırılırdı? Cepheden dönen Mustafa Kemal bir meclis bunalımıyla karşılaştı. Mebuslar Bursa felaketi yüzünden kürsüyü siyah örtülerle kaplamışlar ve nihai zafere kadar böylece bırakmaya ant içmişlerdi. Hepsi bol bol yakınıp duruyorlardı. Mustafa Kemal öfkelerinin yatışmasını bekledi. Sonra siyah örtülü kürsüye çıktı. Sabırla ve kavrayabilecekleri bir açıklıkla birçoğu askerliğe yabancı olan mebuslara durumu anlatmaya başladı. Asıl önemli olan şey Bursa'nın geri alınması değil, bütün Anadolu'nun savunulmasıydı. Bunun için de gerçekçi bir kafayla düşünmek, heyecanları yatıştırmak, tedbirli davranmak ve olayların gelişmesine göre hareket etmek gerekirdi. Ardından sözü ülkenin dört bir yanında çıkan isyanlara getirdi. Bunlarla uğraşmak için Bursa'dan dört önemli birlik çekilmiş, bu da şüphesiz Yunanların ilerleyişini kolaylaştırmıştı. Her şeyden önce milli birliği sağlamak gerekiyordu. Demek ki şu anda ülke içindeki isyanları bastırmak, Yunan saldırısına karşı koymaktan daha önemliydi. 1920 yazının sonlarına doğru Yunan cephesi sakin olduğu bir sırada Mustafa Kemal yine önemli bir iç isyanla karşılaştı. Yozgat'ta Çapanoğulları tarafından çıkarılan bu isyan bastırılamayacak olursa Orta Anadolu elden gidebilirdi. Mustafa Kemal Eskişehir'deki Yunan cephesinden Çerkez Ethem'i çağırttı. Çerkez Ethem'in kuvvetleri sabah olmadan Yozgat'a vardılar. Bütün gün şehri kuşattılar ve gece bir kara bulut gibi içeri daldılar. Milliyetçilere karşı girişilen ayaklanmaların en sonuncusu ve en kanlısı, belki de en önemlisi olan Yozgat isyanı böylece bastırıldı. Çerkez Ethem bu isyanı bastırmakla gücüne güç katmış oldu. İsyan zamanında bastırılmıştı. Çünkü Yunanlar neredeyse sonbahar saldırısına girişeceklerdi. Düzenli ordularıyla üstün durumdaydılar. Türkler ise en çok başı bozuk kuvvetlere bel bağlamışlardı. Mustafa Kemal düşmanın önünü boşaltıp ikmal yollarını uzatmak suretiyle stratejik bir geri çekilme taktiği uyguluyordu. Mustafa Kemal Anadolu'ya ayak bastığından beri sırf itilaf devletlerine karşı koz olarak kullanmak için bile olsa Ruslarla bir anlaşmayı ciddi şekilde düşünmeye başlamıştı. Lenin'e bir mesaj yollayarak diplomatik ilişkilerin kurulmasını önerdi ve emperyalizme karşı mücadelesinde Türkiye'ye yardım edilmesini istedi. Bir süre sonra cevap geldi.
Rusya Misak-ı Milli'yi tanıdı ve Büyük Millet Meclisi ile diplomatik ilişkilerin başlamasını önerdi. Trenle 1 milyon altın ruble, silah, cephane ve donanım Türkiye'ye gönderildi. İleride 16 Mart 1921'de Kemalist hükümetle Rusya arasında Moskova Anlaşması imzalanacaktı. Böylece Mustafa Kemal Ruslarla anlaşarak aralarındaki bütün sorunları değilse bile sınır sorununu çözmüş olacaktı. 1920 sonlarında Mustafa Kemal'in kendisinden isyanları bastırmak için yardım aldığı Çerkezeten ve adamları Kütahya dolaylarındaki dağlarda neredeyse bağımsız bir derebeylik kurmuştu. Ethem halktan kendi adına vergi topluyor, kendi başına keyfi bir adalet sistemi uyguluyor, adamlarına ordudan daha fazla para veriyor, askerleri ordudan kaçmaya kışkırtıyordu. Mustafa Kemal ile İsmet, Çerkez Ethem çetesini bütün öteki başıbozuk kuvvetleriyle birlikte düzenli ordu içine sokmaya karar verdiler. İsmet Bey, Ethem'in askerlerinin bütümen haline getirilerek denetim ve disiplin kurallarına bağlanacağını açıkladı. Ancak Ethem'le mebus olan kardeşi Reşit bunu kabul etmediler. Hatta meclisteki arkadaşlarıyla birlikte hükümet aleyhine bir ayaklanma hazırladılar. Kendilerinin diledikleri yerde diledikleri gibi yaşayabileceklerini söylediler. Ankara ve saray arasında ikili oynamaya başladılar. Bunun üzerine mebuslar gizli bir toplantı yaptılar. Ethem'in kardeşi mebusluktan atıldı. Ardından Mustafa Kemal'in birlikleri Kütahya'ya yürüyüp Çerkez Ethem kuvvetlerini dağıttı. Kısa bir süre sonra Mustafa Kemal'in kendi sözüyle Ethem ve kardeşleri kuvvetleriyle birlikte düşman safında layık oldukları yeri aldılar. İstanbul'da padişah, damat Ferit'i daha fazla iktidarda tutamadı. Bir yandan Sevr Anlaşması'nın milletçe topyekün reddi, bir yandan iç savaş siyasetinde uğradığı başarısızlık sadrazamı iyice gözden düşürmüştü. Padişah artık bu işi bırakıp çekilmesini emretti. Yunanlar 1921 başında Anadolu'nun iki kilit noktası olan Eskişehir ile Afyon'u ele geçirmeyi tasarlıyorlardı. Daha geniş çapta bir taarruz için baharı ve havaların düzelmesini bekliyorlardı. Ancak 10 Ocak 1921'de bir çeşit keşif niteliğinde orta çapta bir harekata giriştiler. Başlıca saldırı Bursa yönünden geldi. İsmet Bey, düşmanın vadide Eskişehir'i savunmak için yer yer güçlendirilmiş bir mevki olan İnönü'de karşıladı. Yunanlar İsmet Bey'in komutasındaki birliklerin gösterdiği dayanma karşısında şaşırıp bocaladılar. Daha önceki çarpışmalarda olduğu gibi bu sefer de kötü donanımlı, disiplinsiz askerler karşısında rahat rahat ilerleyeceklerini sanmışlardı. Bunun yerine önlerine ilk kez olarak kararlı ve disiplinli bir kuvvet çıkmıştı. Türkler sayı ve silah bakımından kendilerinden çok zayıftı ama buna karşılık daha üstün bir komuta altında ve daha azimle savaşıyorlardı. Bütün gün süren bir savaştan sonra Türkler başarılı bir karşı saldırıya kalktılar. Ertesi gün bir tuzağa düşürüldüklerinden korkan Yunanlar yenilgiyi kabul ederek geldikleri gibi hızla Bursa yolundan geri kaçtılar. 1. İnönü zaferinden sonra İsmet paşa oldu. Milliyetçiler 1. İnönü Savaşı'ndan hem yurt içinde morali yükseltmek hem de Rusları etkilemek için yararlanacaklardı. Düşmana karşı kazanılan bu ilk büyük zafer Ankara'da coşkun bir sevinçle kutlandı. Meclis orduya şükranlarını bildirdi. Ardından Mustafa Kemal oturduğu yeri değiştirip Çankaya'ya geçti. Bu sıralarda Zübeyde Hanım'ın ikinci eşi Ragıp Bey'in yeğeni Fikriye kimseye kulak asmadan Anadolu'ya geçmişti. Tek başına önce vapurla İnebolu'ya, oradan da arabayla Çankaya'ya geldi. Fikriye Mustafa Kemal'e aşıktı. Onunla evlenmek istiyordu. Ama Mustafa Kemal hayatını mesleğine, yurduna vermiş bir adamdı. Ayrıca Fikriye'yi biraz Alaturka buluyordu. Evlenmeyi düşünmüyordu. Yine de Fikriye'nin gelişi ona içine biraz da içtenlik ve tatlı bir sevgi karışan bir rahatlama imkanı kazandırdı. Esmer, zarif, anlayışlı, nazik tavırlı bir kadındı. Doğuştan akıllıydı. Çıt kırıldım bir kadın değildi. Yalnız ata binmekle kalmaz, silah kullanmasını da bilirdi. Mustafa Kemal'in düşüncelerini anlayıp cevaplandıracak kadar da eğitim görmüştü. Nasıl davranılacağını bilir, üstüne vazife olmayan şeye karışmazdı. Mustafa Kemal'in sofrasını zarif varlığıyla süsleyerek kendine düşeni yapardı. Arkadaşlarına sıkıntı vermez, onlarla aynı dili konuşurdu. Çok geçmeden hepsi Fikriye'nin eve getirdiği aile havasını beğenmişlerdi. Ama ne yazık ki Fikriye'nin hikayesi mutlu bitmeyecekti. Bu arada ufukta yeni bir Yunan saldırısı belirmişti. İtilaf devletleri bundan önce bir barış toplantısı yaptılar. Yüksek Konsey 1921 Şubat'ında Türk ve Yunan hükümetlerini Londra'da bir konferansa çağırdı. Burada Sevr Anlaşması tekrar gözden geçirilecekti. Fakat İtilaf devletleri ağır şartlar içeren anlaşmayı Ankara hükümetine kabul ettiremedi. Bunun üzerine Yunanlar 23 Mart'ta Eskişehir ve Afyon istikametinde yeniden saldırıya geçtiler. Türkler yine asker ve teçhizat bakımından oldukça zayıftı. Londra görüşmeleri Türklere hiç olmazsa kuvvetlerini toparlamak, silahlarını artırmak ve Eskişehir'in savunmasını güçlendirmek için zaman kazandırmıştı. 9 gün süren savaşta Türk ordusunun kahramanca verdiği mücadele sayesinde Yunanlar ağır kayıplar verdiler. İsmet Paşa bir kez daha başarmış, Sevr Anlaşması Ankara hükümetine silah zoruyla kabul ettirilememişti. Yunanların mağlubiyeti Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa tarafından 1 Nisan 1921'de TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya telgrafla iletildi. Şöyle diyordu: "Düşman binlerce ölüsüyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza bırakmıştır.
Mustafa Kemal Paşa cevaben şunları yazdı. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en uzak köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı azim ve hakimiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu. Evet, bu zafer nihai bir zafer olmaktan uzaktı. Ama Mustafa Kemal'in söylediği gibi milletin makus tarihinde bir dönüm noktası olmuştu. Milliyetçiler sayı ve silah bakımından zayıf olsalar da Yunanlara karşı taktik ve stratejide üstünlüklerini göstermişlerdi. Türklerin eski asker ruhu yeniden canlanmıştı. İtiraf devletleri Londra Konferansı'nın ve İnönü Muharebelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Türk-Yunan uzlaşmazlığında tarafsızlıklarını ilan ettiler. Ancak bütün bunlar Kral Konstantinos üzerinde bir etki yapmadı. 1921 Haziran'ı başlarında kendi kendisini Yunan orduları başkomutanlığına atadı. 10 Temmuz'da yeni bir saldırı başladı. Yunan ordusunun hala silah, hava gücü ve donanım bakımından hafif bir üstünlüğü vardı. İlk hedef yine tren yoluydu. Yalnız bu kez asıl saldırı kuzeyden değil, güneyden geliyor ve Eskişehir yerine Kütahya ve Afyonkarahisar'a yönelmiş bulunuyordu. Saldırı başarılı oldu. Yunanlar Afyon'u aldıktan sonra tren yolu boyunca kuzeye ilerleyerek ikinci kolla birleştiler ve Kütahya'yı da ele geçirdiler. Eskişehir ve Ankara ile olan ulaşım yolları böylece çember içine alınma durumuna düştü. Mustafa Kemal, ne olursa olsun bu ülkede kalacağız. Vatanımızın her zerresini savunacağız. En uzak sınırlarına kadar çarpışarak toprağımızın altında can vereceğiz, diyordu. Bu sefer farklı bir taktik uygulayacaktı. Kafasında bütün faktörleri birleştirince Yunan saldırısına karşı koymanın yerinde bir hareket olmayacağına karar verdi. Zamana ihtiyacı vardı. Zaman kazanabilmek için toprak kaybetmek gerekiyordu. Ayrıca düşman ordusunun ikmal hattını uzatıp onları vatanın kalbinde boğmak istiyordu. Gerçekten de Türk ordusu çabucak gözden kayboldu. Yaylanın uzun ve yorucu yollarında Ankara'ya, yurdun can evine doğru çekildiler. Ankara'nın 80 kilometre kadar önüne, Sakarya Nehri dirseğine gelmişlerdi. Burası Mustafa Kemal'in durmaya karar verdiği yerdi. Fakat bütün bunları neden yaptığını Türk halkına anlatması gerekiyordu. Mustafa Kemal'in beklediği manevi sarsıntı şimdi olanca gücüyle üzerine çökmüştü. Meclis bu felaket karşısında dehşete kapılmıştı. Mebuslar Mustafa Kemal'in başkomutanlığı kendi üzerine almasını istiyorlardı. Bazıları ordunun uğradığı yenilginin bir daha telafi edilemeyeceğini ve milliyetçi ülkünün büsbütün çöktüğünü düşündü. Bunun sorumluluğunu Mustafa Kemal'in sırtına yüklemek istiyorlardı. Daha dürüst ve daha az kötümser olanlarsa Kemal'in hala durumu düzeltebileceğine inanıyorlardı. Hayatın garip bir cilvesi olarak bu buhran sırasında Mustafa Kemal ilk kez neredeyse bütün meclisin desteğini elde etti. Başkomutanlığı kabul edeceğim dedi. Ancak meclisin bütün yetkilerinin bana verilmesi şartıyla diye devam etti. Orduyu savaşın bundan sonraki dönemi için ancak bu şekilde hızlı bir şekilde hazırlayabilirdi. Fakat milli egemenlik ilkesine beslediği saygıdan dolayı bu yetkilerin 3 aylık bir süreyle sınırlandırılmasını istiyordu. Kendisine karşı olan küçük bir grup bu kadar geniş yetki almasına itiraz etti. Bazıları da başkomutanlık ünvanı meclise ait olduğu için kendisine verilemeyeceğini ileri sürdü. Mustafa Kemal olağanüstü koşulların olağanüstü hareket ve kararları gerektirdiğinde ısrar etti. Çabuk ve enerjik şekilde davranabilmesi şarttı. Kabilenin ya da meclisin onayını bekleyerek vakit kaybetmesi doğru olmazdı. Emirlerinin kayıtsız şartsız yerine getirilmesi, bunun için de bütün yetkileri elinde tutması gerekiyordu. Mustafa Kemal meclisi ikna etti. Böylece başkumandanlık kanunu 5 Ağustos 1921'de kabul edildi. Kemal 3 aylık bir süre için askeri diktatör oluyordu. Artık her emri kanun hükmündeydi. Yetkilerini derhal kullanarak Türk milletinin topyekün savaşını başlattı. Orduya donanım sağlamak üzere bazı ihtiyaç maddelerine el koydu. Parası sonradan ödenmek koşuluyla kumaş, deri, yiyecek, akaryakıt ve çeşitli eşya stoklarının %40'ının orduya verilmesini emretti. Halka orduda kullanılabilecek bütün silah ve donanımı teslim etmesini bildirdi. Öküz ve at arabalarının %10'unu, binek ve taşıt hayvanlarının %20'sini aldı. Başkomutan kadınların bile bu savaşta yer almasını istedi. Kadınların seferber edilmesi, milli duygunun geliştirilmesinde büyük bir rol oynamış, asker sivil herkesin topyekün gayret göstermesi ihtiyacını iyice belirtmişti. Sivas, Erzurum, Diyarbakır ve Trabzon gibi dağınık merkezlerden toplanan silahlar ve cephaneler saman yığınlarının altına yüklenerek kağnılarla taşındı. Şalvarlı köylü kadınları ta Sümerler zamanındaki gibi gıcırtılı sesler çıkaran kağnılarını sürerek saatte ancak 5 kilometre hızla dağ tepe demeden yüzlerce kilometrelik yolları aşıyor, cepheye doğru ilerliyorlardı. Tekerleklerin kırılıp kağnının yolda kaldığı da oluyordu. Böyle durumlarda kadınlar mühimmatı sırtında taşıyorlardı. Evlerinde kalanlar at, hayvan ve araçlara el konmuş olmasına bakmadan çapaya devam ediyor, tohum ekiyor, ekim biçiyor, orduya yiyecek yetiştiriyorlardı. Çorak yaylada odun bulunmadığından ahşap evler yıkıldı, tahtaları lokomotiflerde yakıt olarak kullanıldı. Saban demirlerinden kılıç yapılıyordu. Bir tek bozuk silah kalmaması için her yerde tamir atölyeleri kurulmuştu.
Refet Paşa yurdun en ücra köşelerinden bile orduya asker topluyordu. Orduya katılmak isteyenler çoğu kez haydutlarla dolu yerlerden geçerek yüzlerce kilometre yaya yürümek zorundaydılar. Geldikleri zaman da kendilerine verilecek silah bulunmadığı olurdu. Tabii herkes bu kadar fedakar ve yürekli değildi. Askerden kaçanlar yakalanıp şiddetli cezalara çarptırıldı. Varlıklı eşraf ve tüccarlar yanlarına ailelerini ve servetlerini alarak Kayseri'ye göç ettiler. Bazı şehirler asker kaçaklarıyla boş gezenlerle dolmuştu. Bütün bunların ardından Mustafa Kemal, yeni Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile birlikte cepheye hareket etti. Karargahını Ankara'nın 80 km kadar güneybatısında demiryolu üzerindeki Polatlı'la kurmuştu. Atıyla çevreye hakim bir tepeye çıktı. Burada kaza geçirdi. Atı kibrit alevinden ürkerek geri tepince Mustafa Kemal şiddetle yere düşmüştü. Kaburga kemiklerinden biri kırılmıştı. Bir an için ciğerini sıkıştırarak nefes almasına ve konuşmasına engel oldu. Yanındaki doktor kendisini ciddi şekilde uyardı. "Devam ederseniz hayatınız tehlikeye girer," dedi. Mustafa Kemal tedavi için Ankara'ya döndü fakat 24 saat sonra yine cephedeydi. Yarası ona acı veriyor, güçlükle yürüyebiliyordu. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik anında olacak iş değildi ama Mustafa Kemal'in dinlenmeye hiç niyeti yoktu. Çok yakında Türk milletinin akıbeti belli olacaktı. Sonunda Türk tarihini değiştirecek savaş gelip çatmıştı. Yunanlar 13 Ağustos 1921'de yeniden saldırıya geçtiler. Kral Konstantinos savaş hedefini Ankara'ya diye ilan etti ve İngiliz irtibat subaylarını daha şimdiden Ankara'da vereceği zafer yemeğine çağırdı. Böylece Yunan orduları 10 gün süreyle karşılarında bir tek düşman görmeden alışık oldukları deniz kıyılarından gittikçe uzaklaştılar. Havanın sıcaklığı çok kötüydü. Beraberlerinde içme suyu taşımak için tanker getirmediklerinden fena halde susuzluk çekiyorlardı. Modern kamyonları arızalı yollarda parçalanıyor, eşyalarını öküz arabalarıyla, develerle ve sırt çantalarıyla taşımak zorunda kalıyorlardı. Çoğu kez kızarmış mısırdan başka yiyecek bulamıyorlardı. Çıplak ve yaban arazide Sakarya Nehri'ne doğru ilerlerken askerlerin nefesi tozdan tıkanıyor, çoğu da yaylanın amansız ısıtmasına tutulup saf dışı kalıyordu. Mustafa Kemal'in hesapları işe yaramıştı. Türk ordusu Yunanları Sakarya Nehri'nin doğusunda bekliyordu. Türklerin savunma durumu genel olarak iyi sayılırdı. Geriye demir yoluyla bağlı olmak gibi bir üstünlükleri vardı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın emri altındaki cephe aşağı yukarı 100 km uzunlukta ve 25 km derinlikteydi. Arazinin önemli noktalarına yerleşerek Sakarya Nehri'ni bir engel halinde önüne aldı. Savunmayı esnek olarak idare etme kararını almıştı. Bu savaşa kadar savunmalar orduların bir hat üzerinde yerleştirilmesi, bu hatta başarılı olunmazsa hep birlikte geride başka bir hatta çekilme biçiminde cereyan ediyordu. Ancak Mustafa Kemal Paşa burada farklı bir taktik uygulayacaktı. 26 Ağustos 1921'de savaş kitaplarına girecek o meşhur emrini verdi. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Memleketin her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Böylece çekilmek zorunda kalan birliklerin tutunabildikleri ilk yerde savunmaya devam etmeleri, diğerlerinin ise bulundukları mevzileri bırakmamaları sağlandı. Gerçekten de bu safhada verilen mücadele olağanüstüydü. Açılan her gediği kapatmak için 70 kilometreyi bulan zorlu yürüyüşlerle birlik kaydırmaları yapılıyordu. Her gelen asker ertesi sabah çelikten bir kale halinde düşman karşısına çıkıyor, vuruşup şehit oluyor fakat vatanın savunulmasına devam ediliyordu. Sakarya Meydan Muharebesi tam 22 gün 22 gece sürdü. Bu dünyanın en uzun meydan muharebesiydi. Mustafa Kemal'in deyimiyle merhame-i kübraydı. Çok büyük ve kanlı savaş. Mustafa Kemal elindeki kuvvetlerin durumunu, her birliğin gücünü, arazi üzerinde almış olduğu yeri, başındaki komutanın ne kratta bir adam olduğunu en ince ayrıntılarına kadar ezbere bilirdi. Her akşam savaş raporlarını okurken yapılmış en ufak bir yanlış bile gözünden kaçmazdı. Ayrıca düşmanın kuvvetini de kendi birlikleri kadar yakından inceliyordu. Karşısındaki Yunan General Papulas'ın zihninden geçenleri çok iyi biliyordu. Nihayetinde aynı askeri dersleri almışlardı. Ama Mustafa Kemal farklı bir taktik uyguluyordu. Papulas'ın asabı bozulmaya başlamıştı. Değişik bir oyun oynandığının farkındaydı fakat bunun ne olduğunu anlayamadı. Başarılı hücumlar yaptığı halde bir türlü istediği neticeyi elde edemedi. Mustafa Kemal'in satıh müdafaası taktiği yüzünden Türk ordusunun zannettiğinden daha güçlü olduğunu sandı. Israr etseydi kazanabilirdi ama Mustafa Kemal'in dediği gibi Papulas savaşı kafasında kaybetmişti. Savaşın çok önemli bir anında alınan bir istihbarat raporunda Mustafa Kemal'e savaşın kaybedildiğine dair bir rapor geldi. Hemen bana Yunan birliklerinin hareketlerine dair geçen haftaki raporları getirin diye emir verdi. Bu raporları bir daha gözden geçirdikten sonra bizim istihbarat yanılıyor dedi. Yenilen biz değiliz, düşmandır. Yunanlar Türk kuvvetlerini bütün imkanlarıyla zorlamalarına rağmen kuşatıp imha edemediler. Güçleri tükenmişti. Çok büyük kayıplar verdiler. 10 Eylül'de Türk tarafından başlatılan genel karşı taarruzla son darbe vuruldu. 13 Eylül günü Yunanların Sakarya Nehri'nin batısına atılmasıyla savaş sona erdi.
çekilen Yunan ordusu için takip harekatı başladı ancak askerlerin bitkinliği ve teçhizat yetersizliği nedeniyle durduruldu. Yunanlar ardında sağlam hiçbir şeyi bırakmamak için demir yollarını ve köprüleri havaya uçurdular. Köyleri yaktılar, evlere taciz ve tecavüzde bulundular. Sakarya Savaşı kazanılmıştı. Bu savaşın askeri sonuçları bakımından Türk tarafına çok önemli katkıları oldu. Sakarya Zaferi ile üstünlük Türk ordusuna geçti. Moraller yükselmişti. Yunanların morali ise altüst oldu. Afyonkarahisar Eskişehir hattına kadar olan vatan toprakları Yunanlardan temizlendi. Mustafa Kemal savaştan sonra sivil elbiselerini giydi. Dökülen otomobiline binerek Ankara'ya döndü. Meclise girerken alkışlarla karşılandı. Sonra bir harita önünde mebuslara savaşı ve bundan alınması gereken dersleri anlattı. Mutluluğu yüzünden okunuyordu. Arkadaşlarına "Galiba en iyi yapabildiğim iş şu askerlik." dedi. Sakarya zaferinden sonra vefa duygusuyla dolan Türk milleti Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'ya TBMM aracılığıyla 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi unvanı ve Mareşal rütbesi verdi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin askeri sonuçları yanında siyasi sonuçları da Türk milleti için çok önemli kazanımlar sağladı. Mustafa Kemal'in yurt dışındaki durumu güçlendi. Sakarya Zaferi'nden bir ay sonra 13 Ekim 1921 günü Ankara Hükümeti ile Güney Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Türkiye'nin doğu sınırları tam bir güvenlik altına alındı. Fransa, Sakarya Zaferi'nden sonra bekle gör tutumunu bıraktı. Ayrıca Yunanların Anadolu'da yayılma ihtimalleri de işlerine gelmiyordu. İtilaf devletlerinden koparak TBMM hükümetiyle 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması'nı imzaladılar. Bu anlaşmayla Fransa tarafından Hatay İskenderun dışındaki güney sınırımız tanındı. Ayrıca Fransızlar bölgedeki silah stoğunu da Türklere devrettiler. Güney cephesi güvenlik altına alındığından oradaki Türk birlikleri de Batı cephesine kaydırıldı. Batı Anadolu'daki Yunan egemenliğini hiçbir zaman kabullenemeyen İtalyanlarsa Sakarya Zaferi'nden sonra 1921 yılı sonuna kadar işgal ettikleri yerleri boşalttılar. Sakarya Zaferi, İngiltere'yi de TBMM hükümetini tanımaya zorladı ve 23 Ekim 1921'de tutsakların serbest bırakılması anlaşması yapıldı. Tutsaklar karşılıklı olarak bırakıldı. Ayrıca 2 Ocak 1922'de Türkiye ile Ukrayna arasında bir dostluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla Ukrayna'nın yanı sıra Türkiye ile Sovyet Rusya arasında yakın dostluk ve temas sağlanmış oldu. Sakarya Zaferi, itiraf devletlerinin Yunanlara olan güvenini azaltmıştı. Ayrıca yeni sınırlar, Sevr Anlaşması'nın geçerliliğini yitirmesine sebep olmuştu. Türk ordusunun Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanması, Yunan dış politikalarında da köklü değişikliklere sebep oldu. Sakarya'dan sonra Yunanların Ankara'nın alınması ve Büyük Bizans'ın kurulması gibi düşleri Sakarya'nın sularına gömülmüştü. Hatta Batı Anadolu'daki isteklerini bile bir kenara bırakıp yerli Rumların kuracağı bağımsız bir İyonya Devleti görüşüne ağırlık vermeye başladılar. Milli mücadelenin en önemli askeri olaylarından biri olan Sakarya Zaferi ile 1683 Viyana kuşatmasından beri devam eden Türk çekilişi durdurulmuştu. Bundan sonra Türk ilerleyişi başlayacaktı. Milli hareketlerin yeni yeni uyanmaya başladığı Doğu dünyası, milliyetçi Türkiye'yi bir örnek ve önder gibi görmeye başlamıştı. Türkiye, Batı emperyalizmine baş kaldırmış ve onun boyunduruğunu silkip atmak için savaşa girişmiş ilk doğulu ülkeydi. Mustafa Kemal'in adı Asya'da hızla yayılıyordu. Güttüğü savaşın haberleri Suriye'ye, Mısır'a, İran'a, Hindistan'a hatta Çin'e kadar yayıldı. Bu hiç kuşkusuz ötekilerin de izlemeleri gereken milliyetçi doğu devriminin ilk örneğiydi. Mustafa Kemal, Asya milletlerinin şefi olmayı aklından bile geçirmiyordu. Fakat doğunun maddi ve manevi yardımına ihtiyacı olduğu da açıktı. Bunun için Doğu'nun akılcı ve bilinçli unsurlarını kendine bağlamaktan geri durmadı. Dengeyi sağlamak için gerekirse sağa, gerekirse sola dümen kırmayı, kendini akıntıya kaptırmadan istediğini elde etmeyi büyük bir kolaylıkla başarıyordu. Verdiği açık demeçlerde Anadolu'yu Doğu'ya doğru yöneltilecek her çeşit saldırıya karşı dikilmiş bir kale gibi gösteriyordu. Bu savaş yalnız Türkiye'nin savaşı değildi. Türkiye, Doğu'nun davasını savunuyordu. Bu taktikler işe yaradı. Türkiye para bakımından en büyük yardımı Türkiye'ye biricik bağımsız Müslüman devlet gibi bakan Hindistan'dan gördü. 125 bin İngiliz sterlinine varan Hint yardımının bir kısmı ordu giderleri için kullanıldı. Fakat büyük bir kısmı ileride yeni bir meclis binası yapılmasına ve ilk milli bankanın kurulmasına harcanmak üzere saklandı. Ayrıca Rusya'dan da yardım gelmeye devam ediyordu. Gazi böylece güçlü bir duruma ulaşmıştı. Artık müttefikleri, silahları, resmen tanınmış bir hükümeti ve günden güne güçlenen bir ordusu vardı. Fakat harekata girişmek için acele etmiyordu. Zaman onun yararına işlemekteydi. Ordular kendi vatan toprağını savunuyordu. Moralleri yüksekti. Pek hevesli olmadıkları çılgınca bir maceraya atılmış olan Yunan askerleri ise yabancı bir topraktaydı. Moralleri yavaş yavaş çöküyordu. Mustafa Kemal onlara karşı kendi kuvvetleri iyice hazır olduğu ve zaferi kazanacağına inandığı gün saldırıya geçecekti. Bunun için bazen haber vermeksizin denetlemeler yapıyordu. Büyük taarruz için düzenli orduya asker toplanıyordu.
O dönemde askerden kaçmak isteyenlerin en büyük sığınağı din eğitimi veren medreselerdi. Bir gün Konya'dayken bir medreseyi ziyarete gitti. 17-18 yaşında mollalarla doluydu. Cübbeli sarıklı hocalarla beraber avluya dizildiler. Kıdemli sarıklılardan biri Mustafa Kemal'e yaklaştı. Bir sürü övgüden sonra medrese talebelerinin askere alınmamasını istirham etti. Mustafa Kemal sinirlendi. Memleket harp ediyor, istiklal ve mevcudiyetini kurtarmaya çalışıyor. Siz burada Arap lisanıyla vakit geçiriyorsunuz. Sizin için bu medreseler Yunan'ı mağlup etmekten, halkı zulümden kurtarmaktan daha mı kıymetlidir? Millet kan içinde yüzerken, milletin çocukları cephelerde yurt için canını feda ederken siz burada sapasağlam delikanlıları besiye çekmişsiniz diye bağırdı. Sonra çıktı gitti. O dönem memlekette 5000 civarında medrese vardı. Kullanılmayan kolordu büyüklüğündeydi. Mustafa Kemal otomobille uzaklaşırken yatışmamıştı. Buna son vereceğiz diyordu. Buna mutlaka son vereceğiz. 20 Temmuz 1922'de Gazi'nin başkomutanlık yetkileri TBMM tarafından süresiz olarak uzatıldı. Ufukta yeni bir savaş vardı. Büyük Türk taarruzu daha fazla geciktirilemezdi artık. Yunanların umutsuzca giriştikleri son bir oyun bunu daha da çabuklaştırmaya yaradı. Ankara'yı ele geçirme planları boşa çıkmış olan Konstantinos'la Gonaris şimdi gözlerini İstanbul'a dikmişlerdi. Anadolu'dan aceleyle iki tümen çekerek Marmara'nın öbür kıyısına Trakya'ya geçirdiler. Mustafa Kemal Yunanların Trakya'ya asker geçirdiklerini duyar duymaz saldırıya geçeceği zamanı kararlaştırdı. Çünkü böylece Anadolu'daki Türk ve Yunan kuvvetleri denk duruma gelmiş oluyorlardı. Saldırının tam sırasıydı. Batı cephesine genel karargahına gitti. Ordunun Ağustos ortalarında saldırı için hazır olmasını emretti. Güvenliğe önem veren modern kafalı bir subay olarak Mustafa Kemal saldırı tarihinin gizli tutulması gerektiğini çok iyi biliyordu. Çünkü stratejik planının başarısı her şeyden önce bir sürprize dayanmaktaydı. Her yerde türlü kimliklere bürünmüş İngiliz ajanları vardı. Bu yüzden Gazi'nin cepheye gittiği çok az kimseye söylenmiş, onlara da sanki hala Ankara'daymış gibi davranmaları bildirilmişti. Ali Fuat Paşa mebuslara daha o gece birlikte yemek yediklerini söyledi. Yabancı ajanlar arasında sürekli olarak ordunun henüz saldırıya hazır olmadığı söylentisi yayılıyordu. Çankaya'daki nöbetçilere içeriye kimseyi sokmamaları için talimat verildi. Hesapta Gazi'nin işi vardı. Gazeteler onun ertesi gün Çankaya'da bir çay partisi vereceğini yazıyorlardı. Oysa Mustafa Kemal cepheye karargahına gitmişti bile. İki ordu birbirine hemen hemen denk güçteydi. Silah bakımından Yunanların, süvari bakımından da Türklerin hafif bir üstünlüğü vardı. Saldırının temelini önce stratejik, sonra taktik sürpriz oluşturuyordu. Yunanlar saldırıyı Türklerin geniş çapta yığınak yaptıkları kuzeyden, Eskişehir'den bekliyorlardı. Bu bölgede Türklerin yoğun faaliyeti vardı. Mustafa Kemal onların böyle sanmalarını sağladı. Aslında güneyde İzmir demiryoluna hakim durumdaki Afyon'a saldırmayı tasarlamıştı. Kıtalar gece yol alıyor, gündüzleri köylerde ve ağaç altlarında dinleniyorlardı. Böylece keşif uçuşu yapan düşman uçakları onları göremiyordu. Bir yerde yol yapılacağı vakit düşmanı aldatmak için gereksiz olan yerlerde de aynı şekilde yol yapılıyordu. Sürpriz hazırdı. Mustafa Kemal önce düşmanı şaşırtmak için kuzeyde Bursa istikametinde bir oyalama hücumu emretti. Güneyde de Menderes Vadisi'nde Aydın istikametinde bir süvari harekatı yaptırdı. 25 Ağustos akşamı Anadolu'yla dış dünya arasındaki bütün haberleşmelerin kesilmesini emretti. Birlikler yamaçlardaki mevzilerini almak için gündüzleri keşif uçaklarından gizlenerek, geceleri de düşmanın birkaç yüz metre yakınından geçerek yol almışlardı. 26 Ağustos günü Mustafa Kemal emri verdi. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri! O dönemde Ege Denizi de Akdeniz olarak anılıyordu. 12 yıldan beri savunma durumunda kalmaya zorlanmış bir milletin ilk büyük saldırısı az sonra başlayacaktı. Büyük taarruz başladı. Savaş kanlı oldu ve kısa sürdü. Sabah saat 9.30'tu ve iki tanesi dışında bütün hedefler Türklerin eline geçmişti. Sürpriz tam olmuştu. Yunanlar geceleyin gizlenerek karşı amaçlardan kendilerine doğru tırmanmış olan bu kuvvetlerin varlığını akıllarından bile geçirmemişlerdi. Keşif uçakları sadece 3 tümen görüldüğünü bildirmişti. Bu tümenler de kolayca tutulabilirdi. Bunun yerine bu noktada kendilerinden sayıca 3 kat üstün bir kuvvet onları silip süpürmüştü. 30 Ağustos sabahı Dumlupınar dolaylarında geri çekilmeye çalışan Yunan ordusu etrafı çalılık tepelerle çevrili, yumurta biçiminde bir çukura sıkıştırılmıştı. Bu sırada 2. ordu 1. orduyla birleşmek için ilerliyordu. Yunanların batısında hiçbir kuvvetin aşamayacağı koca Murat Dağı vardı. 1. ordu ise çevrelerindeki düğümü daha da sıkıştırmak için güneyden ve doğudan onlara yaklaşıyordu. Yunanlar dar Kızılcadere Vadisi'nden batıya doğru giden tek bir yol dışında her yandan çevrilmiş durumdaydılar. O gün ilk saldırıdan 4 gün sonra Yunan ordularının yarı mevcudu yok edilmiş ya da esir alınmıştı. Savaş malzemelerinin tümünü kaybettiler. Yunan ordusunun öteki yarısı arkasındakilerle arayı açmış denize doğru kaçıyorlardı. Ancak kaçarken köyleri, ekinleri ateşe veren, demir yolunu tahrip eden, erkek, kadın, çocuk herkesi kesip öldüren ve kadınların ırzına geçen bu sürüye
ordu denemezdi artık. İsmet Paşa'nın başkumandanlık muharebesi diye adlandırdığı zafer böyle elde edilmişti. 30 Ağustos bundan sonra Türklerin zafer bayramı olarak anılacaktı. Mustafa Kemal'in çadırı savaş alanına yakın harap olmuş bir köyde bir ahırın damına kurulmuştu. Çevresine toplanan köylü kadınlar ona bakıyor, kendisinden Yunanlardan çektiklerinin öcünü almasını istiyorlardı. Gazi'nin neşesi kaçmış, yerini kara düşünceler kaplamıştı. Onların yaptığı kötülükleri o da yapmalı mıydı? Sessizce inerek yolun kenarında bir sandalyeye oturdu. Üstleri başları paramparça, kan toz içinde gelen Yunan esirlerine bakmaya başladı. Sonra yerde bir Yunan bayrağı gördü. Kaldırılmasını ve bir Yunan tüfeğine sarılmasını emretti. Önüne getirilen esirler arasında Selanik'ten tanıdığı bir subay da vardı. Esir Yunan subayı Mustafa Kemal'in omzunda bir işaret göremeyince rütbesini sordu. Acaba şimdi ne olmuştu? Binbaşı mı, albay mı yoksa paşa mı? Mustafa Kemal mareşal ve başkomutan olduğunu söyledi. Yunan subay Türkçe olarak "Bir başkomutanın cepheye bu kadar yakın yerde olması görülmüş şey değil." dedi. Esir düşenlerin arasında generaller de vardı. General Trikupis, karargaha getirildiğinde Mustafa Kemal yenilen pehlivanın elini sıkan galip bir pehlivan gibi Trikupis'in elini yakaladı. Sıradan bir el sıkışma süresinden uzun tuttu. "Oturun general, yorulmuş olacaksınız," dedi. Ardından sigara tabakasını uzattı, kahve ısmarladı. Trikupis ona şaşkınlıkla "Sizin bu kadar genç olduğunuzu bilmiyordum general," dedi. Masaya oturdular. Mustafa Kemal çelik bakışlarını Trikupis'e dikmişti. Saldırının nasıl gelişeceğini neden önceden görememiş olduğunu sordu. Trikupis gafil avlandığını itiraf etti. Başkomutan Mustafa Kemal'in savaşı cephe hattından yönetmesine o da şaşırmıştı. Ona kendisinin ne gibi güçlüklerle karşılaştığını anlatmaya başladı. Kendi başkomutanının cephede olmadığını, durumu iyice bilmediğini söyledi. Emrindeki subayların kendisini dinlemediklerinden yakındı. Ayrıca telefon hatlarını kesip taşıtları parçalamış olan Türk süvarileri yüzünden Yunanların ulaşım sisteminin alt üst olduğunu anlattı. Mustafa Kemal kalktı, Trikupis'in elini içtenlikle sıktı. "Bazen en ustası bile yenilir. Siz bir asker olarak elinizden geleni yaptınız. Üzülmeyin general, burada misafirimizsiniz," dedi. Trikupis daha sonra takas için kullanıldı. Atatürk vefat ettiğinde hala hayattaydı ve Yunan basınına şöyle diyecekti. "Asrımızın en büyük insanının önünde saygıyla eğiliyorum. Kurduğu Türkiye'yi dünyanın başlıca barış odaklarından biri haline getirdi. Yeri daima boş kalacaktır, daima aranacaktır." 1959 yılında ölene kadar her 10 Kasım'da Selanik'teki Pembe Eve gitti. Atatürk'ün fotoğrafı önünde saygı duruşunda bulundu. İşte Mustafa Kemal böyle bir komutandı. Düşmanının bile büyük saygısını kazanabilen bir komutan. Kesin Türk zaferinden sonra halk sokaklara döküldü. Türk milleti ordu ve gazi şerefine gösteriler yapmaya, havaya sevinçle silahlar atmaya başladı. Askerler Ege'ye kadar ilerlediler. 9 Eylül'de İzmir'deki düşman Ege Denizi'ne döküldü ve 11 Eylül'de Bursa'da kurtarıldı. Artık meclis kürsüsünü örten siyah örtü kaldırılabilirdi. Mustafa Kemal İzmir'e vardığında karargahını karşı yakaya bu iş için seçilmiş bir köşke taşıdı. Oturacağı köşke girerken birdenbire durdu. Yere bir Yunan bayrağı serilmişti. "Bu nedir?" diye sordu. Kral Konstantinos'un da Türk bayrağını çiğnediğini söylediler. Gazi, "Hata etmiş," dedi. "Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yere serilemez. Kaldırınız." Şehirdeki Rumlar kendilerini koruyacak Yunan birlikleri kaçıp gittiği için korku içindeydiler. 3 yıl önce Yunanların İzmir'i işgal ederken Türklere reva gördükleri muamelenin şimdi kendilerine yapılmasından çekiniyorlardı. Bunun için Mustafa Kemal ilk iş olarak bir bildiri yayımladı ve Rum halkına kötü davranacak askerlerin ölüm cezasına çarptırılacağını ilan etti. Gazi'nin İzmir'e gelişinden biraz sonra karargaha genç bir kadın gelmiş ve kendisini görmek istemişti. Bu bir köylü kadını değil, iyi yetişmiş, özgüvenli bir hanımdı. Yüzü peçesizdi, sade ama zevkli bir biçimde giyinmişti. Ufak tefek, kısa boylu fakat sağlam yapılıydı. Büyük kara gözleri, zeki bakışları vardı. Rahat davranışı, sözünü sakınmadan konuşması, insanın yüzüne dosdoğru bakması Mustafa Kemal'in ilgisini uyandırdı. Adı Latife'ydi. Ticaret ve gemicilikle uğraşan, ithalat ihracat yapan İzmirli bir zenginin Uşakizade Muammer Bey'in kızıydı. Avrupa'da hukuk okumuştu. Fransızcayı bir Fransız gibi konuşuyordu. Annesi babası Fransa'daydı. Fakat o Mustafa Kemal'in yolunda çalışmaya kararlıydı. Onu kendine kahraman olarak seçmiş ve kurtuluş ordusuyla İzmir'e girdiğinden beri aramaya koyulmuştu. Mustafa Kemal'i mahiyetindekilerle birlikte gelip İzmir'deki evlerinde kalmaya çağırdı. Bu ev şehrin dışında gürültü patırtıdan uzaktı. Varlıklı levantenlerin bakımlı bahçeler içinde yerleşmiş oldukları Göztepe'deydi. Büyük, rahat, hizmetçisi bol bir evdi. Latife Hanım Mustafa Kemal'le memnuniyetle ilgilenebileceğini söyledi. Gazi kabul etti. Burada sıcak bir yaz gecesi düzenlenen davette gazetecileri kendine özgü, düşündürücü ve esprili konuşmasıyla etkiledi. Latife Hanım, İsmet Paşa ile Rauf Bey'in de hoşuna gitmişti. İsmet Paşa da evli bir adamdı ve evliliğin herkes için,
özellikle şimdi Mustafa Kemal için iyi bir şey olduğunu düşünüyordu. Aşırılıklarını yumuşatmak ve halka örnek bir evlilik göstermek için daha iyi bir fırsat olamazdı. Hem Türk hem de Avrupa kültürüyle yetişmiş akıllı bir kadın olan Latife Hanım bu iş için biçilmiş kaftandı. Mustafa Kemal'in daha yapacağı çok iş vardı. İzmir'den Ankara'ya dönerken henüz evlilik fikrine ısınmış değildi. Bunu düşünmeyi sonraya bıraktı. Mustafa Kemal İzmir'de durmak niyetinde değildi. Amacı misak-ı milli sınırlarından ne eksik ne de fazla olarak İstanbul'u ve Edirne'yi almaktı. İzmir'de basına verdiği demeçlerde bunları elde etmek için hemen görüşmelere başlamaya hazır olduğunu açıkça belirtti. Bir Amerikan gazetecisine bir haftada İstanbul'da olabileceğini ve oradan da Trakya'yı işgale başlayacağını söyledi. Musul'u da istiyor fakat Mezopotamya üzerinde bir hak iddiasında bulunmuyordu. Savaş için olduğu gibi barış için de planları vardı. Bu planlar Boğazların güvenliği için gereken garantileri de kapsamaktaydı. Ancak itiraf devletleri bunları kabul etmek istemezlerse Mustafa Kemal Yunanları Avrupa'da da kovalamaya hazırdı. İngiliz kabinesi Türklerin Avrupa kıyısına geçmeleri durumunda kuvvetle karşı koymaya karar verdiler. Türklerin Boğazları, İstanbul'u ve Trakya'yı ele geçirmeleri bunca savaştan sonra kendileri için utanç verici bir şey olurdu. Olur da olmasına fakat İngiltere ciddi bir bunalımla karşı karşıya kaldı. İngiliz halkı Türklerle yeni bir savaş istemiyordu. Bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir temsilci Bursa Mudanya'da bir konferansa çağrıldı. Mustafa Kemal meclis adına itiraf devletlerinin barış konferansı çağrısını kabul ettiğini bildirdi. Fakat Meriç Nehri'ne kadar Trakya'nın derhal Türkiye'ye geri verilmesini istiyordu. Gazi bu konferansta İsmet Paşa'yı delege olarak seçti. Uzun tartışmalar ve bir türlü çözümlenemeyen detaylar yüzünden konferans 8 gün sürdü. En sonunda 11 Ekim 1922'de itiraf devletleriyle Ankara hükümeti arasında Mudanya Mütarekesi imzalandı. Bu antlaşma hem Kurtuluş Savaşı'nın bitişini hem de Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuken sona ermesini sağladı. Mustafa Kemal bundan sonra yapmak istediklerini bir akşam Bursa'da yaptığı bir konuşmada açıkladı. Toplantıda kadınlar erkeklerden daha çoktu. Onlara, "Siz bizim hesabımıza eğitim savaşını kazanın, memlekete bizden daha fazla hizmet etmiş olursunuz. Sizi bu savaşa çağırıyorum," dedi. Sonra herkese hitaben şunları söyledi. "Şu andan başlayarak kadınlarımız ülkenin toplumsal yaşamına katılmayacak olurlarsa hiçbir zaman tam anlamıyla gelişemeyiz. Köhne geleneklere sımsıkı yapışıp durursanız cüzdanlılar gibi yapayalnız kalırsınız. Kişiliğinizi koruyun ama batıdan da ileri bir millete gerekli olan şeyleri alın. Yaşayışınızı bilime ve yeni düşüncelere uydurun. Siz bunu yapmazsanız günün birinde onlar sizi yutar." Uzun bir alkış koptu. Kadınlar heyecandan ağlıyorlardı. Bu geleceğin ilk belirtisiydi. Fakat Mustafa Kemal asıl büyük savaşın şimdi başladığını biliyordu. Gerçekleştirmek istediği devrimler öyle kolay kolay başarılabilecek şeyler değildi. Sultanın elinde bütün imparatorluktan sadece İstanbul kalmıştı. Mustafa Kemal İstanbul hükümetini ve saltanat sorunlarının nasıl çözümleneceğini İzmir'deyken de Ankara'ya döndükten sonra da arkadaşlarıyla uzun uzadıya görüşmüştü. Saltanatı kaldırmayı çok önceden tasarlamıştı. Meclis de onun bu niyetini sezmiş ve telaşlanmaya başlamıştı. Vahdettin indirilecekse bile yerine yeni bir meşruti padişah gelmeliydi. Bu arada Yıldız Sarayı'nda büyük bir telaş vardı. Padişah İzmir'in kurtuluşundan beri hangi tutumu takınacağına kesin olarak karar veremiyordu. Abdülhamit'in başına gelenler bir türlü aklından çıkmıyor, bir an İstanbul'dan ayrılmayı düşünüyor, arkasından milliyetçilere karşı bir af gösterisinde bulunmayı tasarlıyordu. Artık kendi emrindeki görevliler de çekilip gitmeye başladığı için İngilizlerden koruyucularını arttırmasını istemişti. Hala bir şey oluverecek de tahtını kurtaracakmış gibi bir umuda yapışmış duruyordu. İtilaf devletleri tam bu kritik anda yine uygunsuz bir iş yaptılar ve böylece Mustafa Kemal'e harekete geçmek için beklediği fırsatı vermiş oldular. İkilik yaratmak umuduyla daha önceki konferanslarda olduğu gibi yine Lozan Konferansı'na hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini hem de Baba Ali hükümetini bir arada çağırdılar. Mebuslar bunun üzerine fena halde öfkelendiler. İstanbul'un Lozan'a temsilci göndermesi vatana ihanet sayılırdı. Hariciye vekili olarak ilk kez söz alan İsmet Paşa bu çifte çağrının Mudanya Antlaşması'na aykırı olduğunu ileri sürdü. Saltanatın kaldırılması için psikolojik an gelmiş bulunuyordu. Gazi hemen bir orta çözüm yolu seçti. Padişahlıkla halifelik birbirinden ayrılacaktı. Cismani iktidarı temsil eden birincisi kaldırılacak, ruhani iktidarı temsil eden ikincisi bırakılacaktı. Halifenin görevi yalnızca dini çerçevede olacak, hiçbir şekilde siyasetle uğraşmayacak ve bir şehzadeye devredilecekti. Böylece Gazi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığını, yeni bir Türkiye Devleti'nin doğduğunu, anayasaya göre egemenliğin millete ait bulunduğunu bildiren bir önerge hazırladı. Bu çözüm yolunun hem padişahı uzaklaştırmaya hem de meclisteki dinci unsurları yatıştırmaya yeteceği umuluyordu. Ancak ciddi itirazlar geldi. Bağırıp çağırmalar aldı başını yürüdü. Tartışmaların sonu gelecek gibi değildi. Mustafa Kemal, milli egemenlik için verilmiş bunca mücadeleden sonra hala bir çeşit monarşi isteyenlerin olmasına fena içerledi. Önündeki sıranın üstüne çıktı, yüksek sesle şunları söyledi. "Türk milleti bu saldırganların hadlerini bildirerek
egemenlik ve sultanı baş kaldırarak kendi eline bir fiil almış bulunuyor. Bu bir oldu bittidir. Söz konusu olan millete sultanlığını, egemenliğini bırakacak mıyız, bırakmayacak mıyız sorunu değildir. Mesele zaten olup bitmiş bir gerçeği açığa vurmaktan ibarettir. Bu behemehal olacaktır. Burada toplananlar, meclis ve herkes meseleyi tabii görürse düşünceme göre çok iyi olur. Aksi takdirde gerçek yine usulü dairesinde belirtilecektir. Fakat ihtimal bazı kafalar kesilecektir. Herkes dona kalmıştı. Ankara milletvekillerinden Hoca Mustafa Efendi sessizliği bozdu. "Affedersiniz efendim, biz konuyu başka bakımdan ele alıyorduk. Açıklamalarınızla aydınlandık," dedi. Ardından hızla kanun tasarısı hazırlandı. Böylece Osmanlı saltanatı 1 Kasım 1922'de kaldırılmış oldu. Osmanlı İmparatorluğu resmen sona ermişti. Bu olayların ardından Vahdettin İngiliz General Harrington'a giderek kendisini tehlikede gördüğünü ve İngilizlerden onu hemen alıp götürmelerini istedi. Harrington buna göre bir plan kurdu. Padişah aldığı talimata uyarak mahiyetindekilere o geceyi merasim köşkünde geçirmek istediğini söyledi. Bu köşk bahçenin uzak bir ucunda İngiliz barakalarının bulunduğu alana giren Malta kapısının yanı başındaydı. Bu istek hiçbir kuşku uyandırmamıştı. Oğlu ve kendisiyle birlikte gidecek olanlar gelip köşkte padişaha katıldılar. Baş mabeyincisi, mızıkacı başısı, doktoru, iki sadık katibi, bir uşak, bir berber, iki de harem ağası hepsi 9 kişiydi. Vahdettin bütün gece tabancalarla mücevherlerinin, kıymetli taşlarının ve daha başka değerli eşyalarının sandıklara yerleştirilmesini başlarında durarak bekledi. Eşyalar arasında Sultan Selim'e ait som altından küçük bir masa da vardı. Küçük grup sabahın altısında köşkten çıktı. Arabayla deniz motoruna, oradan da İngiliz Malaya zırhlısına götürüldüler. Vahdettin Harrington'a geride kalan 5 karısını emanet etti ve arkadan gönderilmelerini istedi. Savaş gemisinin merdivenlerini tırmanmaya başladı ve ardından Malta'ya götürüldü. Refet Paşa bundan sonra aldığı talimat üzerine Sultan'ın amcazadesi Veliaht Abdülmecid Efendi'yi ziyaret ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koşullarına uygun olarak halifeliği kabul etmesini istedi. Abdülmecid 54 yaşında, sağlıklı ve aydın bir adamdı. Liberal düşüncelerinden dolayı Abdülhamit tarafından politikadan uzak tutulduğu için boş vakitlerinde kendini sanata vermiş, sarayın bahçelerini düzenleyip güzelleştirmiş, musikide ve resimde usta olmuştu. Çağdaş düşünceli bir adamdı. Milliyetçilere karşı da sempati göstermişti. Şimdi kendisini meclisin kararlarına uymakla yükümlü tutan bir belgeyi imzalayarak halife oluyordu. Mustafa Kemal bir yandan düşmanın amansız isteklerine kafa yorarken, bir yandan da meclisteki saltanatın kaldırılışını kabul edemeyen gerici kafalarla uğraşıyordu. Artık ilk meclisi dağıtmanın zamanı gelmişti. Savaşı yönetmek için seçilmiş olan 1. Büyük Millet Meclisi görevini yerine getirmiş, gününü doldurmuştu. Barışı korumak ve Mustafa Kemal'in gerçekleştirmeyi tasarladığı reformları hızla yasallaştırmak için yeni bir meclis gerekiyordu. Eskisinden daha olgun, daha ağırbaşlı, sorumluluğunu daha iyi kavramış ve daha kolay yönetilebilir bir kuruluş. 1. Büyük Millet Meclisi 15 Nisan 1923'te son kez toplandı. Ardından Mustafa Kemal basına yeni bir parti kurmak niyetinde olduğunu açıkladı. Halk Partisi adındaki bu kuruluş meclisteki grubunun yerine geçecekti. Gazi parti programını kaleme almak için ülkenin ileri gelen aydınlarını çağırdı. Bundan sonra halkla daha yakından ilişki kuracaktı. Hem kendi görüşlerini halka anlatacak hem de onların görüşlerini öğrenecekti. Bu düşünceyle Batı Anadolu'da özellikle son savaş bölgelerinde bir ay sürecek bir geziye çıktı. Bu bir ay içerisinde halka 34 büyük söylev verdi. O güne kadar hiçbir Türk devlet başkanının başkentinden çıkıp da halkla yüz yüze konuştuğu görülmüş değildi. Millet egemenliğini gerçekten elinde tuttuğuna inanmaya başlamıştı. Mustafa Kemal'in şimdi giriştiği iş askeri alanda kazanmış olduğu zaferlerden de Lozan'da gütmekte olduğu diplomatik savaştan da daha zordu. Çünkü tutucu ve inatçı bir halkın bütün alışkanlıklarını, düşüncelerini değiştirecek köklü bir devrimin temelini atacaktı. Karşısına dikilecek başlıca engel aşırı dindar çevrelerden geldi. Bu yurt gezileri sırasında yaptığı konuşmalarda en çok gericiliğin ve yobazlığın etkilerine karşı koymaya çalıştı. Bu arada Ankara'ya döndüğünden beri Latife ile mektuplaşıyordu. Gazi Latife'nin gösterdiği ilgiyi karşılıksız bırakmamıştı. Fikriye'yi de kendine göre sevmiş ve arkadaşlığından hoşlanmıştı ama onu hiçbir zaman nikahla almayı düşünmemişti. Fakat artık batılı bir devlet başkanı olarak Latife uygun bir eş adayıydı. Onunla evlenirse Türk toplumuna örnek olabilirdi. Böylece artık işleri biraz yoluna koymuş olan Mustafa Kemal, İzmir'e giderek Latife'ye evlenme teklif etti. İlana, törene falan gerek yoktu. Latife Hanım'ı yanına alarak bir kadıya gitti ve hemen nikahlarını kıymasını istedi. Evlenme töreni Latife Hanım'ın babasının evinde Batı göreneklerine uygun olarak yapıldı. O zamanlarda nikahta kadın bulunmazdı. Gelin yerine vekili olurdu. Hepsini yıktılar. Yan yana bir masaya oturarak ant içtiler. Latife Hanım Ankara'ya yerleştikten biraz sonra Gazi onunla birlikte Güney Anadolu'nun belli başlı şehirlerinde bir balayı gezisine çıktı.
Latife Hanım'ın ne kadar kültürlü olduğunu etrafa göstermekten hoşlanıyordu. Gerçi halk Latife'nin Byron'dan ya da Victor Hugo'dan okuduğu şiirlerden bir şey anlamıyordu ama yine de Gazi, peçesiz ve pantolon giyen eşini gerçekleştirmek istediği toplumsal devrimlerin canlı bir sembolü gibi tanıtıyordu. Türk kadını bundan böyle kendisine takılmış bütün prangalarından kurtulmalı, erkeğin yanında onun da kendine özgü bir yeri olmalıydı. Mustafa Kemal her gittiği yerde gezisinin demokratik karakterini ortaya koymaya çalışıyordu. Doğulu görevlilerin pek hoşlandıkları o karşılıklı hediyeler alıp verilen, şatafatlı nutuklar çekilen resmi törenler geçmişte kalmıştı artık. Gazi halkla kaynaşmak, kendisinin halktan ayrı olmadığını göstermek istiyordu. Mersin'deki bir akşam yemeğinde Latife Hanım'la kendisine hazırlanan yaldızlı tahtlara oturmayı reddederek normal iki sandalye getirtti ve halkın arasında yer aldı. Bu arada Türkiye'nin bağımsızlığı ve egemenliği yolunda 20 Kasım 1922'de Lozan görüşmeleri başlamıştı. Uzun görüşmelerin ilk etabı ihtilaflı meseleler nedeniyle ertelenmişti. İtilaf devletleri Türkleri yenilmiş bir millet sayıyor, Türklerse kendilerini muzaffer olarak görüyorlardı. 23 Nisan 1923'te Lozan'da tekrar başlayan müzakereler 24 Temmuz 1923 günü nihayet sonuçlandı. Antlaşma imzalandı. Mustafa Kemal, baş temsilci İsmet Paşa'yı telgrafla kutladı. Ülkeye birçok yararlı hizmetlerden ibaret olan ömrünüzü bu kez de tarihi bir başarıyla taçlandırdınız, dedi. Gerçekten de Türkiye, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yenik düşmüş Orta Avrupa devletleri arasında galip devletlere kendi koşullarını kabul ettiren tek ülkeydi. Bu başarıda herhangi bir genişleme hevesinden kendini alıkoyabildiği için en büyük pay Mustafa Kemal'indi. İkinci en büyük pay da bu sınırlı amaçlara varmak yolunda gösterdiği sabır ve inattan dolayı İsmet Paşa'nındı. İkisi de itiraf devletleri arasındaki anlaşmazlıklardan yararlanmayı iyi bilmişlerdi. Sabırlı davranarak Musul ve Boğazlar gibi uluslararası çapraşık sorunlara yol açan ve hemen çözümlenmesi mümkün olmayan sorunları ilerideki görüşmelere bırakma akıllılığını göstermişlerdi. Bundan sonra Gazi, İstanbul yerine Ankara'nın devlet merkezi olmasına karar verdi. Evet, çok ilkel bir yerdi fakat düşman akınlarına karşı güvenli bir stratejik ve coğrafi konumu vardı. Ayrıca milli mücadelenin sembolü olarak mistik bir değer kazanmıştı. Mebusların çoğu Anadolu'lu oldukları için Mustafa Kemal tasarıyı meclisten geçirmekte güçlük çekmedi. İstanbul hilafet merkezi olarak kalıyor, Ankara meclisin merkezi, dolayısıyla başkent oluyordu. Türk milleti 10 yıldan uzun bir süredir neredeyse durmaksızın savaşmıştı. Osmanlı döneminde zaten ihmal edilmiş Anadolu şimdi hepten harap haldeydi. Nüfus 13 milyondu. 11 milyonu köyde yaşıyordu. 40 bin köy vardı, 37 bininde okulu yoktu. Traktör sayısı sıfırdı. Ayçiçeği şeker üretimi yoktu. Ekmeklik un ithaldi, pirinç ithaldi. Bütün memlekette sadece 5 bin hektar alan sulanabiliyordu. Hastalıktan geçilmiyordu. Hayvanlar kırılıyor, insanlar kırılıyordu. Ortalama ömür 40'tı. Memlekette sadece 337 doktor vardı. Yanmış bina sayısı 115 bin, hasarlı bina sayısı 12 bindi. Komple kül edilmiş köy sayısı 1000'in üzerindeydi. Ülkeyi yeniden inşa etmek gerekiyordu fakat kiremit bile yoktu. Limanlar, madenler yabancılara aitti. Demir yollarının bir metresi bile bizim değildi. Toplam sermayenin sadece %15'i Türktü. Osmanlı'dan ayakta kala kala 4 fabrika kalmıştı. Hereke İpek, Fesane Yün, Bakırköy Bez, Beykoz Deri. Bu kadar. Sanayi denilen işletmelerin %96'sında motor yoktu. Ondan fazla işçi çalıştıran sadece 280 iş yeri vardı. Bunların da 250'si yabancılarındı. Kişi başına milli gelir 45 dolardı. Elektrik sadece İstanbul, İzmir ve Tarsus'ta vardı. O da sınırlıydı. 4 mevsim kullanılabilen karayolu yoktu. Otomobil sayısı sadece 1490'dı. Sadece 4 şehirde özel otomobil vardı. Kadın insandan sayılmazdı. Halkın büyük çoğunluğu okuma yazma bilmiyordu. Tiyatro, müzik, resim, heykel, spor yoktu. Arkeolojik eserler yurt dışına kaçırılmıştı. Kimisi hicri takvim kullanıyordu, kimisi Rumi takvim kullanıyordu. Kimisinin Şubat'ı, kimisinin Aralığı'na denk geliyordu. Ölçü birimlerimiz orta çağda kalmıştı. Mustafa Kemal'in yapacak çok işi vardı. İsmet Bey'e durumu özetleyen şöyle bir mektup yazdı. Bize geri borçlu, hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir görev bu. Özgür bir toplum oluşturmak zorundayız. Çağdaşlaşmak, bu ideali gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Ankara'da Lozan'dan sonra savaş bitti diyorlardı. Oysa savaş bitmiş değildi. Mustafa Kemal amaçlarından birincisini elde etmişti. Türkiye'yi kurtarmış, düşmanlarla sarılı, dağınık, parçalanmış bir imparatorluktan yoğun, katıksız bir devlet çıkarmıştı. Ama ikinci savaş şimdi başlıyordu. Demokrasi ve çağdaşlaşma savaşı, eğitim savaşı. Bu seferki savaş maddi değil manevi silahlarla yapılacaktı. Fakat usul ve taktik bakımından ötekinden farklı değildi. Önceki gibi adım adım gerçekleştirilecekti. Mustafa Kemal Türk toplumunu kökünden değiştirmek istiyordu.
Amacı şeriata dayanan ortaçağ yapısı bir toplum sistemini süpürüp atarak yerine Batı uygarlığına dayanan yeni çağdaş bir düzen getirmekti. Kararını yerine getirmek için güçlü bir durumdaydı. Kazandığı zafer ve şerefli bir barış itibarını yükseltmişti. Reformlara girişmek işi artık yalnızca bir taktik ve zaman sorunuydu. İlk kararı şuydu: Türkiye bir cumhuriyet olmalıdır. Gazi önce gazetelere demeçler vererek niyetini bütün dünyaya açıkladı. Bu demeç Ankara'da yıldırım etkisi yaptı. Cumhuriyet kavramı geleneksel Müslüman devlet anlayışıyla taban tabana zıttı. Ancak 2. Meclis birincisine göre daha aklı başında bir kuruluştu. Ciddi tartışmaların tadını kaçıran oy obazlar bu mecliste yoktu artık. Yerlerini daha olgun kafalı, Batı düşüncelerini daha iyi kavramış, yazar, gazeteci ve meslek adamlarından kurulu gruplar almıştı. Yine de bazıları cumhuriyet ilan edilecekse halifenin cumhurbaşkanı olması gerektiğini ileri sürüyorlardı. Anlaşılan bu işi bekletmeden hızlı bir şekilde yapmak gerekecekti. İsmet Paşa ile Mustafa Kemal baş başa vererek cumhuriyet tasarısını hazırladılar. Anayasaya "Türkiye devletinin hükümet şekli cumhuriyettir" cümlesi eklenecekti. Cumhurbaşkanı devlet başkanı olacak ve meclis tarafından seçilecekti. Başbakanı o seçecek, öteki bakanları da başbakan atayacaktı. 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal oylamaya katılan 158 milletvekilinin oy birliğiyle cumhurbaşkanlığına seçildi. Ancak 100 kişi de çekimser kalmıştı. Toplantı Cumhuriyet'in gelecekteki mutluluğu için edilen dualarla son buldu. Yaşasın Cumhuriyet nidaları eşliğinde Cumhuriyet'in ilanı bütün yurtta 101 pare top atışıyla kutlandı. Cumhuriyet'in ilanından sonra ihtilalin öncülerinden 4'ü Mustafa Kemal'e karşı cephe aldılar. Bu işte onların fikrine danışılmamıştı. Ayrıca onlara göre Mustafa Kemal bütün gücü eline toplamıştı. Bu sakıncalı bir durumdu. Mustafa Kemal birkaç ay sonra daha köklü ikinci bir işe girişti. Bu da şeriat ilkelerine dayanan bir yöntemin kökünden kazınmasından ve dinle devletin birbirinden büsbütün ayrılmasından başka bir şey değildi. Mustafa Kemal'e göre bir Türk en temelde sadece Türk olmalıydı. İsteyen istediği dine inanabilirdi. Kimse bir dinin kurallarına göre yargılanmamalıydı. O, milletin kalbine yöneltilmiş zehirli bir hançer olan yobazlığa bütün gücüyle karşıydı. Çağdaş bir görünüşün Müslümanlığa aykırı olduğunu ileri sürenleri azarlıyordu. Camilerde cuma günü verilen vaazların bilim kurallarına uygun olması gerektiğini söylüyordu. Vaizler uygarlık dünyasının siyasi ve sosyal koşullarını yakından izlemek zorundaydılar. Ayrıca bundan sonra vaazlar halkın anlayabilmesi için Türkçe olarak verilecekti. Ancak ülkenin bazı ileri gelenleri Mustafa Kemal ile aynı fikirde değildiler. Türk hükümetinin ancak halifeliği devlet nezdinde sağlam bir temele oturtarak güç ve itibar kazanabileceğini söylediler. Halifelik Türkiye'yi şeriat kurallarına bağlamalıydı. Bir Türk ne olursa olsun Müslüman kimliğini de taşımalıydı. Mustafa Kemal önerisini ileri sürmek için uygun bir vesile olarak Büyük Millet Meclisi'nin 4. yıl dönümünü seçti ve dedi ki: "Artık İslam dinini yüzyıllardan beri adet olduğu gibi bir politik aracı durumundan kurtarmak zamanı gelmiştir." Yine de ikna olmayanlar oldu. Halifeliği kurtarmak için son bir teşebbüs yapıldı. Mustafa Kemal'in halife olmasını isteyenler oldu. Ancak Gazi bu öneriyi dikkate bile almadı. Böylece 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanunla halifelik makamı kaldırıldı. Halife yerinden indirildi. Hanedan üyelerinin Türkiye Devleti sınırları içinde oturmaları yasaklandı. Şeriye ve evkaf vekaletleriyle Şeyhülislamlık kurumu kaldırıldı. Evkaf gelirleri devlete mal edildi ve din okulları laik eğitime bağlandı. Bir ay sonra çıkarılan bir kararname ile hala evlenme, boşanma, veraset gibi özel davalara bakan şer'i mahkemeler kapatıldı ve bütün bu işleri düzenlemek üzere İsviçre Medeni Kanunu'na dayanan yeni bir kanun hazırlandı. Gazi birkaç adımla bir tarih dönemini ortadan kaldırmıştı. Laik Türk devrimcileri zaten 100 yıldan beri dini tutuculuğa karşı ağır ağır savaşmaktaydılar. Mustafa Kemal bu savaşı birden hızlandırıp mantıklı bir sonuca eriştiren ilk yönetici oldu. Ancak hiçbir şekilde insanların din ve vicdan özgürlüğüne karışmaya kalkmadı. Mustafa Kemal din için hangi din olursa olsun insanın temiz vicdan sahnesinde yaşanmalıdır. Devlet işlerine karıştırılmamalıdır diyordu. Mustafa Kemal modern hukuka dayanan laik bir Türkiye kurmuştu. Fakat bağnazlık zaman zaman patlak vererek ilerideki devrim yıllarında Mustafa Kemal'i yeniden baş gösteren önemli sorunlarla uğraşmak zorunda bırakacaktı. Daha hiçbir şey bitmiş değildi. Cumhuriyet'in başkenti Ankara ağır ağır gelişiyordu. Burada masa başında geçen akşamların şimdiki yeniliği Latife Hanım'ın varlığıydı. Gölgede kalacak bir kadın olmayan Latife Hanım kişiliğini herkese duyuruyordu. Mustafa Kemal ile aralarında batıda olduğu gibi eşit koşullarda bir karı kocalık bağı vardı. Yalnız Latife ara sıra ölçüyü kaçırıyor. Değil Çankaya'yı kendi evi gibi yönetmek, Mustafa Kemal'i de çekip çevirmek gibi tehlikeli işlere kalkışıyordu. Arkadaşlarının önünde onu azarlıyor, hatta yabancı ziyaretçileri kabul edip Gazi'nin adına demeç vermeye bile kalkıyordu. İşte bütün bu durumlar Gazi ile Latife arasında zaman zaman ciddi çatışmalara sebep oluyordu. Bu iki güçlü iradenin, iki sinirli mizacın birbiriyle çatışacağı belli bir şeydi. Bu arada Fikriye, imkansız aşkı Mustafa Kemal'in evlendiğini Paris'teyken duymuş, sevgilisinin özlemini çekerken bir de kıskançlıktan kıvranmaya başlamış ve Türkiye'ye dönmüştü. Haber vermeden Çankaya'ya geldi.
Gazi'nin daha uykuda olduğunu bildirdiler. Bekleyeceğini söyleyerek helaya girdi. Orada o kadar uzun kaldı ki kendisini içeri almış olan iki haber kuşkulanmaya başladılar. Zaten gelirken deli gibi bir halde olduğunu görmüşlerdi. İşlerinden biri Hela'nın kapısını vurdu, cevap alamayınca kırıp açtı. Fikri'yi çantasına bir tabanca yerleştirirken gördü. Hiçbir şey fark etmemiş gibi davrandı fakat ne olur ne olmaz diye kendisine Gazi'nin şimdi onu kabul edemeyeceğini ve gitmesini söyledi. Kapıya kadar götürerek arabasına bindirdi. Fikriye arabayla akrabalarından birinin yakınlardaki evine gitti ama evde kimseyi bulamadı. Bunun üzerine çantasındaki tabancayı çıkardı ve orada arabanın içinde kendini vurdu. Düştüğü umutsuzluk içinde belki Mustafa Kemal'i, belki Latife Hanım'ı, belki de ikisini birden öldürmeye gelmişti. Ya da aşkına karşılık bulamadığı için Gazi'nin gözü önünde kendini vuracaktı. Bunun cevabı hiçbir zaman bulunamadı. Fikriye'nin ölümü Mustafa Kemal'i çok sarstı. Bir süre yüzü asıldı, konuşmaz oldu. Fikriye onu aşkla seven belki de tek kadındı. Latife Cumhurbaşkanı'nı, Fikriye Mustafa Kemal'i sevmişti. 1925 Şubat'ında genç Türkiye Cumhuriyeti yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Doğu Anadolu'da yeni bir isyan patlak vermişti. Savaştan sonra Barış Konferansı'nda İtilaf Devletleri'nin bağımsız bir Kürdistan kurmak istemeleri Kürtlerin özgürlük heveslerini iyice kamçılamıştı. Buna bir de din elden gidiyor algısını ekleyen Şeyh Said halkı ayaklanmaya çağırdı. Elazığ Eylül'ün Piran köyünde başlayan ve doğu illerine yayılan isyanın elebaşısı bir aşiret reisiydi. O bölgedeki dervişlerin de başı olan Şeyh Said okuma yazma bilmeyen bir toprak ağasıydı. Dini itibarına ve otoritesine sığınarak aşiretindekilerin sırtından geçinirdi. Etkisini komşu dağlarda yaşayan zengin ailelere de yaymıştı. Ancak şimdi Ankara'nın yeni Türkleşmiş hükümeti bu derebeylik gücünü tehdit edeceğe benziyordu. Şeyh Said aşiretini hilafetin kaldırılmasına ve Kemalist hükümetin kafirce siyasetine karşı ayaklanmaya çağırdı. 13 Şubat 1925'te birkaç haftalık sürekli bir propagandadan sonra isyan ilan etti. Yeşil Müslüman sancağı altındaki kuvvetleri şeriatı geri getirmek amacıyla bölgeye yayılarak hükümet binalarını ele geçirdiler. Jandarmaları tutukladılar, önemli Elazığ ve Diyarbakır şehirlerine yürüdüler. Meclis başta olayı önemsemedi ancak bu ayaklanma bir karşı devrim girişimi olabilir, doğu illerinden Türkiye'nin başka yerlerine sıçrayarak rejimi devirmeyi amaç edinen bir eylem halini alabilirdi. Bunun üzerine mecliste yeni bir yasa kabul edildi. Buna göre dini ülkenin iç düzenini yıkmak için araç olarak kullananlar vatana ihanetle suçlandırılacaktı. Bu yüzden olağanüstü hal ilan edildi. Bu arada Şeyh Said de adamları dağlık doğu bölgelerinde bankaları, evleri, dükkanları basıp soyarak ilerliyorlardı. Her yere halifelik olmadan Müslümanlık da olmayacağını anlatan bildiriler dağıtıyorlardı. Okullarda dinsizlik öğreten, kadınları peçesiz gezdiren hükümetin başı ezilmeliydi. Böylece başka aşiretleri de yanlarına katarak köyleri bir bir zapt ettiler. Elazığ'ı aldıktan sonra Diyarbakır'ı kuşattılar. Ordu hazırlıklarını tamamladığı sırada İsmet Paşa da meclise Takrir-i Sükun Kanunu adıyla bir yasa getirdi. Artık hükümet isyanı ve gericiliği teşvik eden nitelikte herhangi bir kuruluşu, girişimi ya da yayını yasaklayabilecek ve kapatabilecekti. Yasayı yürütmeye istiklal mahkemeleri yetkiliydi. Bunların çoğu isyan bölgesinde kurulacak, harp divanı gibi iş görerek verecekleri ölüm cezalarını meclisin onayına sunmaksızın derhal yerine getirmek yetkisine sahip olacaklardı. 1925 Mart'ı sonunda gerekli askeri harekat tamamlanmış ve bütün isyan bölgesi iyice çember içine alınmıştı. En sonunda Nisan ortalarında Şeyh Said yanında birkaç elebaşı ve küçük bir kuvvetle kuşatıldı. Yeniliği kabul ederek teslim oldu. Üzerinde suçlayıcı belgeler ve büyük miktarda altın bulundu. İsyanı ancak 2 ay sürmüştü. Şeyh Said ile suç ortakları bir ay sonra İstiklal Mahkemesi önüne çıkarıldılar. Din elden gittiği için isyana kalktıklarını söylediler. Suçlarını kabul etmediler. Ama bu onları vatan haini olarak ölüm cezasına çarptırılmaktan kurtaramadı. Şeyh Said ile işlerinde 9'da şeyh bulunan 40 kişi Diyarbakır Ulu Cami önünde asıldılar. Ayaklanma böylece sona erdi. Yeni Türkiye'nin her tarafında halkın isyana karşı tepkisi sert olmuştu. Bu gericilik gösterisini şiddetle protesto ettiler. O kadar güçlükle elde edilmiş olan barışı bozmaya yönelen bu girişime kızmışlar, dinin siyasete alet edilmesini içerlemişlerdi. Şeyh Said isyanı, Mustafa Kemal'in dinle ilgili diğer reformları uygulamasını kolaylaştırdı. Tek kez zaviye ve türbeler kapatıldı. Şeyhlik, dervişlik, müritlik gibi unvanlar kaldırıldı. Kastamonu'da verdiği bir söylevde düşüncelerini tekrar dile getirdi. Ölülerden yardım dilemek uygar bir toplum için lekedir. Bugün bilim, teknik ve bütün yaygınlığıyla aydınlatıcı uygarlık karşısında filan ya da falan şeyhin öğütleriyle maddi ve manevi mutluluk arayacak kadar ilkel insanların uygar Türk toplumunda bulunabileceğini asla kabul etmiyorum. Efendiler ve ey millet! İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar ülkesi olamaz. En doğru ve gerçek tarikat uygarlık tarikatıdır. Bu hüküm birkaç kararnameyle kesinleşti. Bundan sonra Türkiye, kağıt üstünde bile olsa yalnız şeyhlerden, dervişlerden değil, falcılardan, büyücülerden, üfürükçülerden, muskacılardan ve bütün bunların hizmetlerinden, ücretlerinden, kıyafetlerinden kurtulmuş olacaktı.
Medreselerle tekkelerin gelirleri çağdaş bir eğitim programının uygulanmasına harcanacaktı. Bu devrimi başka bir devrim takip etti. Şapka devrimi. Mustafa Kemal Kastamonu'da bir deneye girişti. Köylüler Gazi'nin sokaklarda geçeceği yerlere halılar sermişlerdi. İşlerinden birçoğu kendisini ilk defa görüyordu. Cumhurbaşkanı resmi görevlilerle halkı selamlayarak ağır ağır caddede yürürken çıt bile çıkmıyordu. Gazi yeni tıraş olmuş, sırtına Avrupa stili bir takım elbise giymişti. Başında Panama şapkası vardı. Birkaç resmi görevli çılgınca alkışladılar. Yanlarındakileri de alkışlamaları için dürttüler. Ama halk öylesine şaşırmıştı ki ancak tek tük birkaç alkış sesi duyulabildi. Bunun nedeni Gazi'nin değişik kılığıydı. Oysa onu fesli, pala bıyıklı, elinde 2 metrelik kılıçla hayal edenler vardı. Bu kılıkla bir kuşak önce gelmiş olsaydı halk onu kovalar ya da parçalardı. Ama şimdi herkes sessiz bir merakla Cumhurbaşkanı'nı selamlıyordu. Bu andan sonra toplumun üst tabakalarında moda çabucak değişti. Şimdi bunun yasal yolla bütün millete yayılması gerekiyordu. 1925 Kasım'ın sonlarına doğru halk oyunun olgun hale geldiği görülünce meclisten bir yasa çıkarılarak bütün erkeklerin şapka giymesi istendi. Gazi artık kadınların özgürlüğünü ilgilendiren konuları gerçekleştirmek işi kalmıştı. Kadınlar istedikleri gibi giyinebilmeli, aileleri zorlamadan kocalarını seçmekte serbest olmalıydılar. Ama Mustafa Kemal burada ihtiyatlı davranmak zorundaydı. Bunun şapka devrimine benzemeyeceği açıktı. Kadının Türkiye'deki durumu Osmanlı'nın yıkılışına kadar hala 1300 yıl önceki Arap yaşayışıyla aynıydı. Kadınlar her şeyden uzak yaşıyorlardı. Kadın erkeğe göre alt sınıftı. Zayıf içgüdüsü nedeniyle erkek tarafından korunması gerekirdi. Yalnız kocası, kardeşi ve babası değil, bütün sokak, bütün mahalle kadını gözaltında tutmakla kollarının bacaklarının iyice örtülü olmasına dikkat etmekle görevliydi. Kadının eşit eğitim hakkı yoktu. Meslek edinme hakkı yoktu. Boşanma, velayet hakkı yoktu. Kendisine miras kalan mallar üzerinde bile tasarruf hakkı yoktu. Seçme seçilme hakkı yoktu. Doğum izni yoktu. Çalışma hayatında eşit hakkı yoktu. Eşit işe eşit ücret hakkı yoktu. Kürtaj, gebeliği önleme hakkı yoktu. Kızlık soyadını kullanma hakkı yoktu. İstanbul'da bir kadın, kocası bile olsa, sokakta ya da arabada bir erkekle yan yana gezemezdi. Bir arada çıksalar bile koca, karısını hesaba katmadan önden giderdi. Kadın hiçbir zaman kocasıyla birlikte bir toplantıda bulunamazdı. Zaten Müslümanlar arasında kadınla erkekli bir toplum hayatı kesinlikle yoktu. Tramvaylarda, vapurlarda kadınlarla erkekler bir perdeyle ayrılırdı. Tiyatrolarda kadın rolleri ya erkekler tarafından ya da Hristiyan kadınlar tarafından oynanırdı. Yalnız Anadolu'nun bazı kesimlerinde köylü kadınları daha serbesttiler. Yabancılar önünde olmamak koşuluyla yüzlerini bile açarlardı. Çünkü kadınlar ekonomik nedenlerden dolayı tarlada çalışmak ve evin dışında ailenin yaşaması için gerekli başka işleri de yapmak zorundaydılar. Jön Türkler kadınların eğitiminde ileriye doğru birkaç adım atmışlar, onların mesleğe atılmalarına yol hazırlamışlardı. Dünya Savaşı'nın sonuna doğru aile kanunu çıkarılmıştı. Bu kanun kadınlara erkeğin tek eşi olabilme seçeneğini sunuyordu. Gazi, şeria mahkemelerini kaldırıp İsviçre Medeni Kanunu alarak bu kanunun ilkelerini geliştirdi. Ayrıca miras hukukunda cinsiyet ayrımına son verildi. Ama daha aşılacak çok yol vardı. Mustafa Kemal yeni bir görüşün tohumlarını ekmek için bile bile gerici alanları seçiyordu. Ankara'da bir öğretmenler kongresine hem kadınlar hem de erkekler katılmış ama kadınlar erkeklerle aralarında birçok sıra bulunacak şekilde ayrı bir yere oturtulmuşlardı. Bu toplantıyı haber alan hocalar telaşla protesto için Gazi'ye gittiler. Bu ne terbiyesizlikti? Kadınla erkekli toplantı yapılıyordu. Gazi Öğretmenler Derneği'nin başkanını çağırtarak yüksek sesle azarladı. ''Ne yapmışsınız bu öğretmenler toplantısında? Utanmıyor musunuz? Ayıp!'' dedi. Hocalar sevinçten yerlerinde duramıyorlardı. Gazi devam etti. ''Toplantıya kadın öğretmenleri de çağırmışsınız. Peki onları ne diye erkeklerden ayrı oturttunuz? Kendinize mi güveniniz yok yoksa bu hanımların namusundan mı şüphe ediyorsunuz? Bir daha kadınların ayrı tutulduğunu duymayayım.'' dedi. Hocalar şok olmuştu. Dilleri tutuldu. Kadınların toplantıdan çıkartılmasını beklerken daha da iç içe sokulmuşlardı. Bundan sonra Gazi demeçlerinde sık sık kadın sorununa değinmeye başladı. Kadınlar erkekler kadar hatta onlardan daha iyi bir eğitim görmediydiler. Çünkü çocukları yetiştiren onlardı. Her toplum ancak iki cinsin bir arada olmasıyla ilerleyebilirdi. Bir ülkenin yarı nüfusunu evlere kapatarak milyonlarca akıl gücünden mahrum kalınıyordu. Gazi Mustafa Kemal şöyle konuştu. Mümkün müdür ki bir toplumun yarısı topraklara zincirle bağlı kaldıkça öbür yarısı göklere yükselebilsin? Şüphe yok. İlerici adımlar dediğim gibi iki cins tarafından birlikte arkadaşça atılmalı. Yenilik ve ilerleme düzeyinde aşamalar birlikte geçilmelidir. Böyle olursa devrim başarıya ulaşır. Bazı yerlerde kadınlar görüyorum ki yüzünü gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere ya arkasını çevirir ya da yere oturarak yumulur. Bu davranışın anlamı nedir? Ne demektir? Efendiler, uygar bir millet anası, millet kızı bu garip biçime, sıkıntılı duruma girer mi? Bu hal milleti çok gülünç gösteren bir manzaradır. Derhal düzeltilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki 10 yıllık süre içinde bu düzeltmeler yavaş yavaş yapıldı. İlk örneği şehirli kadınlar verdi.
Fakat eski geleneklere bağlı köylere yayılması için daha yıllar geçecekti. Büyük şehirlerde balolar, danslar düzenleniyordu. Başlangıçta insanlar çekingen duruyorlar, kadınlar bir köşede, erkekler öbür köşede oturuyor, hiç kimse karısını arkadaşına tanıştırmak istemiyordu. Türk ocağı salonlarındaki böyle bir toplantı sırasında Gazi, bir çocuk balosundaymış gibi erkeklere ''Hadi kalkın da bu hanımlarla konuşun, onlara bir şeyler ikram edin, kompliman yapın, oturanlar da kalksınlar, o zaman onlar da birbiri ardından kalkacaklardır.'' dedi. Gerçekten de öyle oldu. 1929'da ilk defa güzellik yarışması düzenlendi. 1932'de Keriman Halis, Türkiye güzeli seçilmekle kalmadı. Belçika'daki uluslararası finallere katıldı. 28 ülke temsilcisiyle yarıştı. Dünya güzellik kraliçesi oldu. Mustafa Kemal çok sevindi. Cumhuriyetten önce insan yerine bile konulmayan Türk kadını, dünyanın en güzel kadınıydı. Kadınlar çeşitli mesleklere ve sonunda politikaya atıldıkça, toplumdaki buzlar kendiliğinden çözülmeye başladı. 1930'da kadınlar belediye seçimlerine katılma hakkını kazanmışlardı. 1934 sonunda genel seçimlerde oy kullanmalarına izin verildi ve 1935'te Gazi'nin desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 17 kadın mebus seçildi. Bu inanılmaz bir devrimdi. Bir gün Gazi'ye niçin evlendiği sorulunca bu reform için diye cevap vermişti. Kendi karısının yüzünü açtığını göstermeden milletten karılarının yüzlerini açmasını isteyebilir miydi? Kendi karısıyla toplantılara katılmadan bunu başkalarından bekleyebilir miydi? Elbette tek sebebi bu değildi. Latife'den hoşlanmıştı da ama iki karakterin o baskın yapısı evliliği zora soktu. Aralarında çıkan çatışmalar gittikçe artmaya başladı. Ayrıca Latife Hanım Gazi'yi kıskanmaya başladı. Arada bir kıskançlığı öyle bir hal alıyordu ki Gazi'nin iltifat ettiği kadınları, erkek arkadaşlarını, onların Gazi üzerindeki etkilerini, daha ötesi köpeğini ve köpeğiyle ilgilenmesini bile kıskanıyordu. Başkalarının önünde Gazi'yi eleştiriyor, onun sosyal durumunu yüzüne vuruyor, kendi ailesinin kibarlığı ve zenginliğiyle övünüyordu. Kavgalar gittikçe sıklaştı. En sonunda iş boşanmaya kadar geldi. Mustafa Kemal, Latife Hanım'la evliliğinin sona erdiğini söyleyerek bu konuda kabineye talimat verdi. Fakat ikisi de durumu çok ağır başlı karşıladılar. Latife Hanım her şeyden elini eteğini çekerek yaşadı. Herhangi bir istek ya da kınamada bulunmaktan kaçındı. Gazi'ye gelince Latife Hanım'ın ailesiyle bir yerde karşılaştığı zaman onlara hep saygıyla davrandı. Bu arada Ankara'da hukukçu yetiştirmek için yeni bir yüksek okul kurulmuştu. Gazi okulu şu sözlerle açtı. İnkılapçıların en büyük ve aynı zamanda en sinsi düşmanları çürümüş kanunlarla bunların köhne destekçileridir. Amacımız baştan başa yeni kanunlar yaratmak ve böylece eski hukuk sistemini kökünden yıkmaktır. Gerçekten de ülkesine ilk olarak bağımsız bir adalet mekanizması sağlamış olması Mustafa Kemal'in en önemli başarılarından biri olacaktı. Ayrıca kendisi de liyakat aşığıydı. İşi ehline verir, muhalifi bile olsa işini iyi bileni devlet işlerinde en üst makamlara getirirdi. Artık başkenti yeniden kurmak için ciddi çalışmalara girişilmişti. Planları hazırlamak için biri Alman, biri Avusturyalı, iki şehircilik uzmanı çağrıldı. Burada üzerinde hemen hemen hiçbir yapı bulunmayan boş bir toprak üzerinde dünyanın en modern şehri kurulabilecekti. Planda ormanlar, geniş bulvarlar, zarif yapılar, binlerce ağaçlandırılmış alan, parklar, tiyatro ve opera binası gibi şeyler vardı. Ayrıca Cumhuriyet Köyü projesi hazırlanmıştı. Dairesel yerleşim planına sahip ideal köy projesinde bir toplumun ihtiyaç duyabileceği her şey vardı. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk işi anayasadan Türk Devleti'nin dini İslam dinidir sözünü silerek dini reformları bütünlemek olmuştu. Böylece Türkiye hukuk ve anayasa açısından batılı devletler gibi laik bir devlet oldu. Herkese vicdan özgürlüğü tanındı. Bununla birlikte devleti ve milleti zora sokan bir şey daha vardı. Türkçe'ye hiç uygun olmayan Arap harfleri. Bundan dolayı meclise düşen en önemli görev Türk alfabesini değiştirmekti. Bu topraklara kitap gelene kadar Avrupa'da 2,5 milyon farklı kitap basılmıştı. 5 milyar adet satılmıştı. Oysa Osmanlı'da birçok kitap yasaktı. Erkeklerin sadece %7'si, kadınların sadece 1/4'ü okuma yazma biliyordu. Okur yazar erkeklerin ezici çoğunluğu subay veya gayrimüslimdi. Yani halk tamamen cahildi. Geçen 100 yıl süresince İslam ulemasının karşı koymalarına rağmen yazının sadeleştirilmesi üzerinde zaman zaman tartışmalar yapılmıştı. Arap alfabesi Türkçenin seslerine uymuyordu. 600 sene boyunca Arapça-Farsça harmanlanmasına Osmanlıca denilmişti. Harflerinin ve işaretlerinin karışıklığı, yeteri kadar sesli harfi olmayışı ve okunuşunun çeşitli anlamlara göre değişimi yüzünden rastgele bir insanın bunu okuması zordu. Eğitim görmüş Osmanlı Türkleri bile çok kere imla yanlışı yapmaktan kurtulamazlardı. Bu hal iki ayrı dilin gelişmesine yol açmıştı. Biri Osmanlı Enderun sınıfının kullandığı yazılan ama konuşulmayan Türkçe, öbürü de halk dili olarak konuşulan ama yazılamayan Türkçe. Bu da halkın çoğunluğunun yazılı edebiyata yabancı kalmasına yol açıyordu. Halk egemenliği elde herkesin öğrenip yazabileceği bir alfabe olmadan nasıl geliştirilebilirdi?
Bununla birlikte 1926'daki Bakü Kongresi'nde Latin alfabesi Sovyetler Birliği'ndeki bütün Türk-Tatar Cumhuriyetleri tarafından kabul edilmişti. Bu, Türk milletinin iki büyük grubunun artık birbirlerinin dilini okuyamayacak hale gelmesi demek oluyor ve yazı değişikliğini daha da zorunlu kılıyordu. Gazi her ne kadar harf devrimine karar vermiş ve bu konuyu geçen yıllar içinde aydınlarla tartışmışsa da bunu herkesin desteğini elde etmeden yapmak istemiyordu. Bundan dolayı savaşa ancak 1928'de girişti. Yeni bir yazı hazırlamak üzere bir alfabe komisyonu kurdu. Komisyona göre bu iş 5-15 yıl gibi bir süre alacaktı. Birkaç yıl okullarda her iki yazı birden öğretilecek, gazetelerde yan yana basılacaktı. Gazi buna karşı çıktı. Böyle yapılırsa herkes eski yazıyı okumasını sürdürür, yenisinin yüzüne bile bakmazdı. Kararını bildirdi. Bu ya 3 ayda olur ya hiç olmaz, dedi. Böylece yeni alfabe 6 haftada hazırlandı. Mustafa Kemal yeni harfleri tanıtmak için İstanbul'u seçti. Üstelik bunu halk topluluğu önünde yapmayı uygun gördü. Birçoğu o güne kadar kahramanlarını görmemiş olan halkın alkışları arasında kendisi ve yanındakiler için hazırlanan 24 kişilik masaya oturdu. Karşısındaki platformda modern bir caz orkestrası çalıyordu. Latin harfleriyle yazılmış ilk söylevi şöyleydi. Zengin ve ahenkli dilimiz şimdi yeni Türk harfleriyle kendini gösterebilecektir. Kısa zamanda yeni Türk harflerini öğrenmelisiniz. Bunları her yurttaşa, kadına, erkeğe, hamala, sandalcıya öğretiniz. Bunu bir millet ve ülke görevi biliniz. Milletimiz yazısı ve düşüncesiyle gerçek yerinin uygarlık dünyasında olduğunu ispat edecektir. Bu sözleri benzeri görülmemiş bir alkış tufanı izledi. Birkaç gün sonra Dolmabahçe Sarayı'nda üst tabakanın katıldığı bir konferans toplantı. Gazi burada bundan böyle gazetelerde yeni yazıya yer verileceğini ve eski yazının 3 ay içinde büsbütün kalkacağını ilan etti. Sonbaharda okullarda bütün derslerin yeni yazıyla okutulması için emir verdi. Bu emir yeni harfleri kendileri bile bilmeyen öğretmenler arasında şaşkınlık yarattı. Daha ortada ne okul kitabı ne de bunları basma olanağı vardı. Gazete matbaalarında Latin harfleri olmadığı için dışarıdan getirtildi. Dizgicilere yeni yazı öğretildi. Gazi arkadan bütün mebusların seçim yerlerine gitmelerini, yeni alfabenin öğrenimini düzenlemelerini istedi. Yeni yazı 1928 Kasım'ında yasallaştı. Millet mektepleri açıldı. Bir yıl içinde 1 milyondan fazla vatandaş okuma yazma öğrenmişti. Gerçek bir devrimdi. Başöğretmen günün birinde savaşı kazandıktan sonra marif vekili olmayı ve Türk milletini gerçekten eğitmeyi düşündüğünü söylemişti. Şimdi bu isteği yerine geliyordu. Dolmabahçe Sarayı'na gösterişli duvarların pek alışık olmadığı çeşitten bir eşya, kara tahtalar yerleştirildi. Gazi odadan odaya geçerek kendisini görmeye gelenlere, yüksek memurlara, dostlarına, davetlilerine, yanında çalışan herkese ders veriyordu. Kara tahta, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi haline gelmişti. 10 yıllık sürekli bir savaş dönemini izleyen zafer kazanıldıktan sonra ortaya çözümlenecek bir sürü ekonomik sorun çıkmıştı. Ülke baştan başa harap olmuştu. Doğal kaynakların gelişmesi için paraya ihtiyaç vardı. Ama yine yabancıların ağına düşme korkusundan bu para dışarıdan alınamıyordu. Yabancılar da yeni rejime karşı henüz güven beslemedikleri için yatırım yapmaktan çekiniyorlardı. Eskiden yabancıların elinde olan işler şimdi durmuştu. Gazi bu boşlukları doldurmak amacıyla daha Lozan bile imzalanmadan, Cumhuriyet bile ilan edilmeden önce Şubat 1923'te İzmir'de bir iktisat kongresi toplamıştı. Şimdi de yeni bir program hazırlanmıştı. Yeni programa göre Türkiye ekonomik alanda kendi kendisine güvenecekti. Bunun için tarım makineleştirilecek, endüstri geliştirilecek, ulaşım sistemi düzeltilecek, madenler işletilecekti. Bu işi başarmak için çiftçi, sanatkar, esnaf, işçi, her sınıftan halkın birleşmesi gerekiyordu. Çünkü her biri ötekinin yardımına muhtaçtı. Bu ülkeler konferansın sonunda milli misağın bir benzeri olan iktisadi misağa geçirildi. Buna göre devlet özel teşebbüsün yapamadığı işleri üzerine alacaktı. Bundan sonra birkaç yıl süresince bu ilkeleri gerçekleştirmek yolunda bir takım önlemler alındı. Köylüyü bir çeşit köle durumuna sokan aşer vergisi kaldırıldı. Topraksız köylüye toprak verildi. Şeker, tuz, kibrit, tütün, alkol, gaz ve deniz yolları işletmeciliği gibi belli başlı konularda devlet tekelleri kuruldu. Böylece vergi yükü bunların asıl tüketicisi olan kentlere ve zenginlere aktarılmış oluyordu. Batı ülkeleri sanayileşmişti. Öyleyse Türkiye'de sanayileşmeliydi. Sermaye yatırımları bu yüzden özellikle fabrikalara, yüksek fırınlara, çelik endüstrisine ve madenlere yöneltildi. Türk tekstilinin temeli kabul edilen Nazilli Sümerbank basma fabrikası kuruldu. Türkiye'nin en büyük, en modern fabrikasıydı. Kayseri'de uçak fabrikası kurulmuştu. Ziraat aletleri, bez, merinos, şeker, süt, yoğurt, peynir, bira, şarap, taş, kömür, mühimmat, tüfek, demir, çelik, çimento ve şişe cam fabrikaları açıldı. Bu dönemde sermaye genel olarak devlet tarafından sağlanıyor, özel teşebbüs buna belirli bir ölçüde katılıyordu. 4 milli banka kurulmuştu. Gazi, Kurtuluş Savaşı için Hint Müslümanlarının bağışlamış olduğu parayı Mahmut Celal'e verdi ve bununla ilk Türk bankasını kurmasını söyledi. Böylece İş Bankası kuruldu. İş Bankası'nı Sümerbank, Merkez Bankası ve Etibank izledi. Devletin kurduğu endüstri ve bankalar, yabancıların bıraktığı boşluğu dolduracak yeni bir Türk orta sınıfının yetişmesini sağlayacaktı. İsmet Paşa'nın en çok önem verdiği iş ise
demir yolu yapımı oldu. Gazi devlet malını hoyrat kullananlara ağır konuşurdu. Çankaya'da görevli olan personelin yeme içme masraflarını, barınma masraflarını, köşkün tamiratlarını bizzat maaşından karşılıyordu. Elçiliklerden sipariş edilen kitaplardan tutun da köşke alınan çiçeklere kadar her şeyi maaşından öderdi. Seyahatlerinde asla harcırağı almazdı. Savurganlıktan, şatafattan daima uzak dururdu. Bir keresinde köşkün penceresinden bakarken manevi kızı Nebile'nin otomobile binip gittiğini gördü. Yaverini çağırdı. Derhal peşinden gidip buraya getirin, dedi. Getirdiler. Nebile'yi karşısına aldı. Sen benim kızımsın ama bu arabalar babanızın malı değildir. Millete aittir. Her aklına esen buradan araba alıp gidemez, diye azarladı. Gazi sık sık yurt gezilerine de çıkıyordu. Ülkenin sosyal ve ekonomik koşullarını kendi gözleriyle görmek istiyordu. Gittiği yerlerdeki yüksek görevlilerle görüşüyor, çeşitli kurumları denetliyor, halka sorular sorarak dertlerini açıklamalarını istiyordu. Herkese demokrasi kavramını anlatıyordu. Öğretmenlikten bir türlü vazgeçemediği için okullarda öğrencileri sürekli sınava çekiyordu. Sınıflara giriyor, onu görünce dili tutulan öğretmenler ve öğrencilere soru soruyor, kitaplarını inceliyordu. Cumhuriyetin ilanından sadece 10 yıl sonra Mustafa Kemal vizyonu sayesinde Türkiye bilim dünyasının çekim merkezi haline gelmişti. Tıp, arkeoloji, tiyatro, opera, biyoloji, deniz bilimleri, psikoloji, sanayi, şehircilik, güzel sanatlar gibi birçok alanda profesörler ve uzmanlar ülkeye davet edildi. Birçok yeni eğitim bölümü ve kurum hayata geçirildi. Dünya çapında saygın bilim insanları Türkiye'ye akarken Mustafa Kemal gelecek vadeden 150'si kız 750 genç seçti. Yurt dışına çeşitli ülkelere eğitime gönderdi. Kimisi uçak mühendisi oldu, ilk milli uçağımızı üretti. Kimisi sanat, kimisi arkeoloji, kimisi jeoloji alanında ülkeye çağ atlattı. Kimisi matematikte ordinar üstlüğe kadar yükseldi. Kimisi elektrik mühendisi oldu, baraj inşa etti. Kimisi makine mühendisi oldu, Türk otomotiv sanayini kurdu. Tekstil, maden mühendisliği, gemi inşaatı, ziraat, kimya ve daha pek çok farklı alanda çok değerli insanlar yetiştirilmişti. Mustafa Kemal, "Sizleri birer kıvılcım olarak gönderiyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz," demişti. Öyle oldu. Bu öğrenciler genç cumhuriyetin beyin takımını oluşturdular. Memleketin sıfırdan inşasında büyük rol oynadılar. Gazi bunların hepsini önceden tasarlamıştı. 1921'de henüz Sakarya Savaşı bile yapılmamışken, memleket diye bir toprağımızın bile kalıp kalmayacağı belli değilken, Maarif Kongresi'ni toplamıştı. "Cahillikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir," diyordu. Gazi bilime çok önem verdiği gibi sanata da çok önem verirdi. "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir," diyordu. Sanat alanında kendilerini geliştirmeleri için yurt dışına birçok öğrenci gönderdi. Sanatçıları onore ediyor, maddi açıdan desteklenmesi için tüm devlet kurumlarının bütçe ayırmasını istiyordu. Müzik, dans, tiyatro, sinema ve opera gibi alanlarda kurumlar açtırdı. Binalar yaptırdı. 15 yılda 30 adet müze açtırdı. Ören yerlerinin tespit edilmesi ve korunması için çalıştı. Arkeolojik kazılar başlattı. Memleketi kültür üzerine inşa etmek istiyordu. İki temel dayanağa özellikle önem veriyordu. Bilime ve sanata. Gazi Türkiye'nin bütün dünya devletleriyle anlaşmalar yapmasını istiyordu. Artık eski kin ve düşmanlıkları bir kenara bırakmanın zamanı gelmişti. Her şeyden önce de Milletler Cemiyeti ile dürüstlük içinde şüpheye yer bırakmayacak bir işbirliği yapmak şarttı. Devrimci bir devlet olarak Türkiye antlaşmalarına bağlı kalmaya iki kat dikkat edecekti. 1926'da imzalanan Ankara Anlaşması'yla sonunda İngiltere ile Musul sorununda bu şekilde bir barışa varılmıştı. 1930'da ise Yunanistan'la bir dostluk anlaşması imzalandı. Ayrıca diğer birçok Balkan ülkesiyle ve İran'la da aynı şekilde dostluk anlaşmaları yapıldı. İran Şahı Pehlevi 1934'te Türkiye'ye geldi. Gazi, Kayseri Uçak Fabrikası'nda üretilen uçaklardan birini hediye etti. Dünya çapında haber oldu. Kurtuluş Savaşı'nı kanıyla kazanan Türkiye Cumhuriyeti sadece 11 yıl sonra uçak üretiyordu. Mustafa Kemal'in parolası, yurtta barış, dünyada barıştı. Güttüğü siyaset, barış içinde bir arada yaşama politikasıydı. Türkler, bütün uygar milletlerle dostturlar. Geçmişteki fetih isteklerini de, eski düşmanlıklarını da toprağa gömmüşlerdir. Türkiye'nin başkasının bir karış toprağında gözü yoktur. Ama kendi toprağından da bir karışını bile feda etmez, diyordu. Bir gün Çankaya'da, İtalyan faşist lider Mussolini'nin elçisi, ülkesinin Antalya bölgesi üzerindeki yeni emellerinden söz etme gafletinde bulundu. Gazi onu hiçbir şey söylemeden dinledi. Sonra birkaç dakika izin isteyerek odadan çıktı. Döndüğünde Cumhuriyet'in ilanından beri ilk olarak sırtına mareşal üniformasını giymişti. Ses çıkarmadan yerine oturdu ve "Şimdi devam edin lütfen," dedi. Mesaj gayet açıktı. Susma sırası büyükelçiye gelmişti. Bir keresinde de Yugoslavya kralı Alexander, Gazi'ye bir savaş çıkması durumunda emrinde olacağını bildirmişti. Birlikte yedikleri yemekten sonra aralarında dostluk kurmayı candan istediğini söyledi ve eğer bazı Avrupa devletlerinin sözüne kanmış olsaydı Anadolu'ya Yunanlar yerine Yugoslavların asker çıkarmış olacağını itiraf etti. Gazi buna şöyle cevap verdi. "Geçmiş olsun Majeste. İyi kurtulmuşsunuz. Yoksa Yunan ordusu yerine denize Yugoslav ordusu dökülecekti." Gazi Mustafa Kemal, Türklerin geçmişinin Orta Asya'ya dayandığını biliyordu.
Yüzyıllardır bu konular hiç araştırılmamıştı. Bu işi oldukça kafaya takmıştı. Türklerin hem binlerce yıl öncesine dayanan geçmişlerini daha iyi öğrenebilmesi, hem de dillerini layık olduğu yere çıkartabilmesi için iki bilimsel kurum açmaya karar verdi. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu. Önce ne kadar dil bilgini bulduysa çevresine topladı. Kendisi de birçok okuma yaptı. Bundan sonra çoğu zamanını eski yeni sözlük yığınları ortasında arı Türkçe sözcükler bulmak ya da Türkçe ve yabancı sözcükler arasında filolojik bir bağ aramakla geçirecekti. Halk da dilin arınmasına katılmaya çağrılıyor ve yabancı sözcüklere bulunan Türkçe karşılıklar her gün liste halinde gazetelerde yayımlanıyordu. Ancak Mustafa Kemal bu her yabancı kökenli kelimeye karşılık bulma çabasının gitgide Türk dilini bir çıkmaza doğru götürdüğünü anlamaya başladı. Böylece Türkçe karşılığı bulunamayan yabancı sözcükler Türkçeleşmiş sayıldı ve dilde kalması uygun görüldü. Türkler yazı diliyle konuşma dili arasındaki uçurumu kapatan ve okuması olan herkesin anlayabileceği sade bir dile kavuştular. Gazi'nin bütün devrimleri arasında Türklük bilincini en çok geliştirmeye yarayan belki de bu devrim oldu. Türkçede ifade şekli öylesine sadeleşmişti ki, mesela eski bir Osmanlı memurunun zat halileri tarafından lütuf buyurulan tekalif üzerinde imal-i fikr eylemek bendeniz için şeref bahş olmuştur diye uzattığı cümleyi Cumhuriyet devrindeki bir memur teklifiniz düşünüldü diye toparlayabiliyordu. Bu araştırmalar Türkler ve Türkiye tarihi üzerinde yapılan araştırmalara paralel olarak yürütüldü. Bir keresinde Gazi yalnız kahve içerek arada bir de sıcak bir banyo yaparak 40 saat durmadan kitap okumuştu. Hasan Rıza onu kütüphanesinde bir kitabın üzerine eğilmiş olarak buldu. Notlar çıkarıyordu. Gözlerinin yorulduğu belli oluyordu. Arada sırada göz kapaklarını ıslak bir tülbentle siliyordu. Okuduğu kitap H.G. Wells'in Dünya Tarihinin Ana Hatları'ydı. Gazi kitap okumaya çok düşkündü. Gençliğinden beri neredeyse her alanda okumalar yapardı. Mesela 1935'te Paris Büyükelçiliğimize gönderilen kitap listesinin konuları arasında iktisat, istatistik, sosyoloji, anayasa hukuku, antropoloji, dinler tarihi, diplomasi tarihi, felsefe tarihi, bilimler tarihi, sanat tarihi, yakın zaman edebiyatı vardı. Savaşta bile muharebelerin yatıştığı anlarda yanında gezdirdiği sandık dolusu kitaplarını okurdu. Ülkenin geleceğini o günlerden tasarlamaya başlamıştı. Wells'in kitabı o güne kadar yaptığı okumaların üzerine eklenince ona birçok şeyi açıklamıştı. Bitirir bitirmez Türkçe'ye çevrilmesini emretti. Kitap yayınlandıktan bir yıl sonra da hemen aynı temellere dayanan Türk tarihinin ana hatları ortaya kondu. Wells, Gazi'nin en beğendiği yazar olmuştu. Gözlerinin önüne yeni bir tarih görüşü seren adamdı. Böylece 1932'de Ankara'da Türk Tarih Kurumu eliyle Tarih Kongresi'ni topladı. Bu kongreye Türkiye'nin her köşesinden tarih profesörleri ve öğretmenleri, dünyadan da belli başlı tarih bilginleri çağrıldı. Kongrenin görevi, Türklerin uygarlığın beşiği olan Orta Asya'dan gelme saf bir beyaz ırk olduğunu ispatlayacak araştırmalarda bulunmaktı. Orta Asya'da kuraklık başlayınca Türkler de batı yönünde harekete geçerek Asya ve Afrika'nın çeşitli ülkelerine göç etmiş, uygarlıklarını da birlikte getirmişlerdi. 1935 başlarında batılılaşmak yolunda iki adım daha atıldı. Eskiden ayları miladi, yılları ise hicri tarihe göre hesaplanan Türk takvimi tamamen miladi takvime çevrildi. Hafta tatilinin cumadan pazara alınması da bunun doğal bir sonucu oldu. Böylece diğer ülkelerle ticaret ve diplomasi daha uyumlu işlemeye başladı. Her Türk'ün bir soyadı kullanması yolunda alınan karar daha önemliydi. Türkler o zamana kadar tıpkı Araplar gibi aile adı kullanmazlardı. Herkes doğuşta edindiği adla, bazen de Ahmet oğlu Mehmet gibi baba adı da eklenmiş olarak tanınır. Bu da birbirine benzeyen adların çokluğu yüzünden bir takım karışıklıklara yol açardı. Bundan sonra herkesin bir soyadı olacaktı. Gazi sofrasında her arkadaşına bir soyadı yakıştırarak eğleniyordu. İsmet Paşa zafer kazandığı yere göre İnönü soyadını aldı. Peki kendisinin soyadı ne olacaktı? Dil ve tarihçiler bir sürü soyadı önerdiler. Sonra Erzincan milletvekili Saffet Arıkan Türk atayı önerdi. Konya milletvekili Naim Hazım Onat söylerken kulağa tuhaf geliyor diyerek kelimenin yerini değiştirdi, Atatürk diyelim dedi. Mustafa Kemal beğendi. Kanunlaşmadan kullanmaya başlamıştı. Ömrü boyunca iki defa imza değiştirdi. Osmanlı dönemindeki imzası Arap ve Latin harflerinin uyarlamasıyla M. Kemal şeklindeydi. Harf devrimiyle birlikte Gazi M. Kemal imzasına geçti. Atatürk soyadını alınca K. Atatürk'ü kullanmaya başladı. Atatürk devrimleri tarihte örneği bulunmayan inanılması güç bir hızla yapılmıştı. Ülke yepyeni bir kimlik kazanmıştı. Ama bu yeter miydi? Evet, bir aydın sınıfı yaratılmıştı. Ama Anadolu'nun ücra köylerinde halk hala eskisi gibi yaşamaya devam ediyordu. Atatürk devriminin nihayete ulaşması için daha çok zaman gerekiyordu. Eserini tamamlamak ondan sonraki nesillere kalacaktı. Atatürk, yüreği çocuk sevgisiyle dolu olan bir adamdı. Yaşlandıkça çocukları daha çok sevmeye, çevresinde toplamaktan hoşlanmaya başlamıştı. Bir çocuğu olmadığı için hiç üzülmüyordu. Zaten bir sürü çocuğu evlat edinmişti. Ayrıca milleti onu zaten baba yerine koyuyordu. Babadan oğula kalacak bir iktidar düşüncesine karşı olduğu için oğlu olmasını siyasi bakımdan sakıncalı görürdü. Çocukla çocuk olurdu.
onların oyunlarına eşlik eder, top oynar, omzunda gezdirirdi. Onlara Rumeli Türkleri söylerdi. Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak, Atatürk'teki çocuk sevgisini şöyle anlatmıştı. Bir gün yanına gittiğim zaman Ülkü'yü yine büyük atanın kucağında bulmuştum. Şakalaşıyorlardı. Çocuk katıla katıla gülerek onun altın sarısı saçlarını çekiyor, burnuna yapıştıra yapıştıra ara sıra yumuk elleriyle yüzüne tokatlar indiriyordu. Bir aralık bana baktı. Gök mavisi gözleri sevgi ve neşeden ışıl ışıldı. Çocuklar ne sevimli, ne tatlılar değil mi? En çok hoşuma giden halleri nedir bilir misin? İki yüzlülük bilmemeleri. Bütün istek ve duygularını içlerinden geldiği gibi açıklamalarıdır, dedi. Atatürk, 1893 yılında daha 12 yaşındayken babasını kaybetmişti. Hayatının ondan sonraki bölümünü yetim olarak sürdürdü. Belki biraz bunun da etkisiyle çocuklara ayrı bir düşkündü. Özellikle kimsesiz çocuklara sahip çıkıyor, onların eğitimine büyük önem veriyordu. İhsan, Ömer, Afife, Abdurrahim ve Zehra'yı Cumhuriyet'ten önce, Sabiha, Afet, Rukiye, Nebile, Ülkü ve Sırtmaç Mustafa'yı Cumhuriyet'ten sonra manevi evlatları edindi. Özellikle öğretmen Afet İnan'ı bilimsel araştırmalara yönlendirdi. Onun bir bilim kadını olmasını sağladı. Gözüpek, cesur Sabiha'yı ise bir savaş pilotu olarak yetiştirdi. Sabiha dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Madalya aldı. Bu suretle Türk kadınının cesaretini her alanda yetenekli olduğunu kanıtlamak istemişti. Atatürk manevi çocuklarını çok sevse de sırf kendi çocukları diye asla diğerlerinden ayırmazdı. Bir gün Sabiha ile Zehra okulun bahçesinde ip atlıyorlardı. Teneffüs bitip ders başlamasına rağmen ip atlamaya devam ettiler. Öğretmenleri çağırdı, dinlemediler. Öğretmen bu şımarıklığa kızdı. "Defolun gidin okuldan," diye bağırdı. Kızlar şaşakaldı. Onlar Cumhurbaşkanının kızıydı. Ağlaya ağlaya gidip Atatürk'e şikayet ettiler. Mustafa Kemal, "Bak sen şu öğretmene," dedi. Yaverini çağırdı. "Al bu ikisini derhal okula götür. Takdirlerimi bildir. Öğretmen kızlarımı arzu ettiği şekilde yetiştirsin," dedi. Sonra kızlara çıkıştı. "Öğretmeninizin elini öpüp af dileyeceksiniz. O sizi affederse ben de affederim," dedi. Torpili hiç sevmezdi. Okula bizzat gidip öğretmenlere sorardı. "Sırf benim çocuğum diye iltimas geçmiyorsunuz değil mi?" derdi. Bütün çocuklarına verdiği en büyük nasihat şuydu. "Asla yalan söylemeyeceksiniz. Sakın unutmayın. Yanlış yapmanıza değil, yalan söylemenize kızarım." Çocukların serbestçe konuşmalarına, düşünmelerine önem verirdi. Başkalarının düşüncelerine saygı göstermelerini öğütlerdi. Hayatının sonlarına doğru dört duvar arasında geçirdiği vakitler Atatürk'e hapishane gibi gelmeye başlamıştı. Dolmabahçe'ye saray değil, kafes diyordu. Arada bir kimseye belli etmeden kaçıyordu. Bir akşam İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndayken okul kaçağı bir çocuk gibi erken yatacağını söyleyerek sofradan kalkmış, nöbetçilerini atlatmış ve saraydan sıvışarak geceleyin ortadan kaybolmuştu. Uzun bir aramadan sonra Boğaz'da bir Rum balıkçı meyhanesinde bulundu. Kolunu balıkçının omzuna atmış, Trabzonlu bir gemicinin çaldığı kemençeye ayak uydurarak dans ediyor, içiyordu. Atatürk, halk arasında huzursuzluk yaratır, korkutur diyerek güvenlik önlemlerine karşı çıkardı. Üniformalı asker polis koruması istemezdi. Hiç plansız Beyoğlu'nda otomobilini durdurur, Lebon Pastanesi'ne otururdu. Bazen vefaya gider boza içerdi. Tesadüfen orada bulunan vatandaşlara boza ısmarlardı. Bir gün yine sabah erkenden Dolmabahçe'den çıktı. Yürüye yürüye tramvaya kadar gitti. Sultanahmet'te dolaştı, Topkapı Müzesi'ne geldi. Saat henüz 9 olmamış, müze açılmamıştı. Kapıdaki bekçi kendisini tanımadı. Atatürk kendisini tanıttı. "Reisi Cumhur'um," dedi. Müzeyi gezmek istediğini söyledi. Bekçi omuz silkti. "Kim olursa olsun giremez," dedi. "Mustafa Kemal, haklısın," dedi. Bekledi. Saat 9 oldu. Müze müdürü geldi. Kapıda bekleyeni görünce başından aşağı kaynar sular döküldü. Kapıyı açtılar. Mustafa Kemal müzeyi gezdi. Ardından Şişli Etfal'de tedavi gören kızı Sabiha Gökçen'i ziyarete gitti. O sırada Dolmabahçe'de panik yaşanıyordu. Emniyet alarma geçmiş, her yerde Cumhurbaşkanı aranıyordu. Bütün taksilere soruldu. İşin kötüsü, kendisini gezdiren taksici de Cumhurbaşkanı'nı tanımamıştı. Neyse ki hastaneden Dolmabahçe'ye telefon geldi. Cumhurbaşkanı hastanede Sabiha'nın ayak ucundaydı. Sohbet ediyorlardı. Atatürk bu hatırayı hep kahkahalarla anlattı. Son yıllarında günlerinin çoğunu büyük bir kaplıca şehri haline gelmiş olan Yalova'da ya da Florya'da geçiriyordu. Florya'da halkın arasında kürek çekiyor, yüzme egzersizleri yapıyordu. Ülkü burada da hep yanındaydı. Ne zaman etrafındakiler kendisinden bir şey saklasa, işin doğrusunu öğrenmek için Ülkü'ye danışırdı. Bununla birlikte son 1-2 yılda Atatürk'te gerek vücut, gerek kafa bakımından yorgunluk belirtileri görülmeye başlamıştı. Uzun savaş yılları ve sürekli uğraştığı entrikalar atayı yormuştu. Başı ağrıyor, eskiden olduğundan daha çok üşüyor, sürekli kaşıntılarla uğraşıyordu. Dışarıdan bakılınca da yaşlandığı belli oluyordu. Cildi soluklaşmış, yüzünün çizgileri daha derinleşmiş, saçları dökülmüştü. Göbeği çıkmıştı, hareketleri de savruklaşmıştı. Doktoru kendisine daha iyi bakmasını ve zararlı alışkanlıklarını azaltmasını istedi. Bir gün Bursa ziyaretinden dönüşte vapurla Mudanya'dan ayrılırken yemekte birden fenalaştı. Yüzü sarardı, sancısı tuttu. Ali Fuat Paşa kendisini yatmaya zorladı. Ertesi gün ateş çıktı.
zatürreye yakalanmıştı. Bir haftadan fazla bir süre yatakta kaldı. Çok bitkin görünüyordu. Ayakta zor duruyordu. Bacakları ve karnındaki kızartılardan yakınıyordu. Kendisini muayene eden Türk doktorları siroz teşhisi koydu. Fakat bu teşhisin koyulmasında çok geç kalınmıştı. Bir de bir yabancı doktorun görmesini istediler. Atatürk karşı çıktı. Hastalığının dış basında duyulmasını istemiyordu. En sonunda Celal Bayar, Doktor Fissinger'ı getirmek için kendisini ikna etti. Fransız uzman Ankara'ya gelip Atatürk'ü görünce o da siroz teşhisi koydu. Fissinger oldukça iyimser görünüyordu. Atatürk'e "Sizi iyi ederim," dedi. "Ama ilk önce siz kendi kendinizi iyi edeceksiniz. Siz büyük savaşlar kazanan büyük bir komutan olabilirsiniz ama şimdi sizin komutanınız benim. Siz de bana yardım etmek zorundasınız." Bu benzetme Atatürk'ün hoşuna gitmişti. Ne istenirse yapmaya söz verdi. O zamana kadar doktorların sözünü dinlememiş, kan tahlili yaptırmak istememiş, her gün içtiği sigara sayısı konusunda onları aldatmıştı. Ama şimdi durumunun ağırlığını anladıktan sonra uzlaşmaya razı olmuştu. 3 ay yataktan çıkmayacak, günde yalnız 1 saat kalkacaktı. Bundan sonra 1 yıl gayet sakin yaşayacak, özel bir perhis uygulayacak ve hiç içki içmeyecekti. Yalnız 3 ay içinse dayanırım, dedi. İngiltere'den özel bir şezlong getirildi. Atatürk bu şezlongda uzanabiliyor, yazıp okuyor, devlet yazılarıyla uğraşabiliyordu. Ama böyle sırtüstü yatmaktan sıkılıyor, ikide bir doğrularak bağdaş kuruyordu. Oysa bu durum karaciğerdeki kan dolaşımı için hiç iyi değildi. Çoğu akşam çevresinde birkaç arkadaşıyla birlikte koltuğunda yemek yiyor ve erkenden yatıyordu. Böyle bir aylık tedaviden sonra biraz kendine gelir, canlanır gibi oldu. İştahı açılmaya başlıyor, enerjisi, düşünme gücü yerine geliyordu. Enerjisi biraz yerine gelince yine iş başına geçmeye kalktı. Çünkü kafası rahat nedir bilmezdi. Nasıl ki gençliğinde başta askerlik, sonra da siyaset sorunlarıyla uğraşarak geceleri uyku uyumadıysa, şimdi de 1938 ilkbaharında savaş eşiğinde olan dünyanın sorunlarıyla uğraşıyor, bu savaş patlamadan kendi eserini bitirmek isteğiyle yanıyordu. Çünkü Atatürk'ün benim şahsi meselemdir dediği Hatay'ın anavatana katılması işi henüz kesin olarak tamamlanmamıştı. Bunun için hastalığına bakmadan trenle uzun bir yolculuğa çıktı. Mersin ve Adana'daki çok yorucu olan törenlere katıldı. Fransızlara bir kuvvet gösterisinde bulunmak şarttı. İstanbul'a döndüğünde kalbinde birdenbire bir sancı duydu. Arabayı durdurdular. Yaveri Salih Bozok ona bir kalp ilacı verdi. Dolmabahçe'ye geldikleri vakit doktor bunun bilindiği gibi bir kalp krizi değil, bir karaciğer hastalığının belirtisi olduğunu söyledi. Hastalığı ikinci evresine girmişti. Atatürk dinlenme halini erken terk etmişti. Mersin yolculuğu da zaten kısa olan dinlenme döneminin olumlu etkisini sıfıra indirmişti. Ancak yolculuk Atatürk'e umduğu siyasi sonucu sağladı. Fransa ve Türkiye arasında bir dostluk anlaşması imzalandı. 1938'de Türk ordusu Hatay'a girdi. Halk Türk askerini sevinçle karşıladı. Yayımlanan seçmen kütükleri Hatay'da Türklerin çoğunlukta olduğunu gösteriyordu. Türkler seçilen mecliste 40 üyelikten 22'sini kazandılar. Hatay bundan bir yıl sonra bu meclisin kararıyla 29 Haziran 1939'da Türkiye Cumhuriyeti'ne katılacaktı. Atatürk o günü göremese de ülkesine karşı son görevini de başarmıştı. Atatürk 1938'de Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında ölümünün yaklaştığını biliyordu. Suyun ve gazın basıncıyla acıları dayanılamayacak kadar çoğalmıştı. Karnı sürekli şişiyor, yatmakta zorluk çekiyor, güçlükle nefes alıyordu. Yüzü kireç gibi beyazlaşmıştı. Doktorlardan suyu almalarını rica etti. Ama onlar bu işlemi elden geldiği kadar ertelemek istiyorlardı. Aşçısı Mehmet Yücel elinde tepsiyle yatak odasına girdi. Bir dilimcik tereyağı sürülmüş ekmek getirmişti. "Beni nasıl buluyorsun Mehmet? Yaşayacak mıyım sence?" diye sordu. Mehmet, "Aman paşam, o nasıl söz?" diyebildi. Tepsiyi başucundaki sehpaya bırakacağı sırada Mehmet'i kolundan yakaladı. Kimse duymasın diye sesini alçaltarak "Bana fırın makarnası yap Mehmet, çok canım istedi," dedi. Odadan çıkarken de tembihledi. "Bu işe doktorları karıştırmadan yolla," dedi. Mehmet o makarnayı ağlaya ağlaya pişirdi. Mustafa Kemal'in iştahla yiyebildiği son yemekti. Ameliyatın tehlikeli olduğunu anladığı için Atatürk, vasiyetini yazdırmak üzere sekreteri Hasan Rıza'yı çağırdı. Hasan Rıza'ya elini uzattı ve yatağın içinde bağdaş kurarak oturdu. Yüksek pencerelerden Boğaz'ın Anadolu kıyısına doğru bakarak ona nesi varsa bir listesini çıkarmasını söyledi. Vasiyetname hazırlandı. Ardından bir noter çağırdılar. Atatürk yatağından kalktı, sakalını tıraş ettirdi, Boğaz'a bakan pencerenin önüne oturdular. Vasiyetnamesini uzattı. 5 Eylül 1938 günü yazılmış ve imzalanmış olan bu vasiyetnamenin koşullarına göre Çankaya ve içindekiler de dahil olmak üzere bütün taşınır ve taşınmaz mallarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakıyordu. Bunları şimdiye kadar olduğu gibi İş Bankası yönetecekti. Gelirleri belirtilen şekilde kız kardeşi Makbule ile 5 manevi kızına ödenecekti. Sabiha Gökçen'e ayrıca bir ev alabilmesine yetecek kadar para bırakmıştı. Makbule atadan ömrünün sonuna kadar Çankaya'daki evinde kalabilecekti. Ayrıca İsmet İnönü'nün oğullarının yüksek öğrenimleri için belli bir para ayrılacaktı. Gelirin arta kalanı Türk Dil Kurumu ile Tarih Kurumu arasında eşit olarak paylaşılacaktı.
Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü yaklaşırken Atatürk yine Ankara'ya gitmekten söz etti. Mecliste okuyacağı konuşmayı hazırlaması gerekiyordu. Ancak doktorlar yolculuğun söz konusu olmayacağını söylediler. Trenin sarsıntısı bile tehlike yaratabilirdi. Atatürk söz dinlemiyor, ısrar ediyoruz. Ankara'ya gidelim. Başıma ne gelecekse orada gelsin, dedi. Sonra hakikati kabul etti. Artık trenden otomobile ve otomobilden meclise yürüyerek gidebilecek halde bile değildi. Karnından defalarca su çekildi. Biraz rahatlamıştı. Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü geldi. Kuleli Askeri Lisesi'nden bir grup öğrenci vapurla Dolmabahçe Sarayı'nın önünden geçiyorlardı. Hep birazdan "Atamızı görmek istiyoruz!" diye bağırmaya başladılar. Atatürk sesleri duyunca yanındakilerin kendisini tutmak için uğraşmalarına rağmen pencereye gitmekte ısrar etti. Bir iskemleye oturttular, dışarıya öğrencilere baktı. Gençler onu görünce sevinçle haykırmaya başladılar. Bazıları üniformalarıyla suya atlayıp onu daha yakından görmek için saraya doğru yüzdüler. O gece bütün şehir ışıklarla donatıldı. 6 Kasım'da Atatürk yataktan son kez kalktı. Afet Hanım'la yanında hizmet edenler onun ayağa kalkmasına yardım ettiler. Hepsine teker teker elini uzattı. Onlar da bunu bir daha yapamayacaklarını anladıkları için elini öptüler. Ertesi gün doktorlar bir ponksiyon daha yaptılar ve yine çok miktarda su aldılar. Bundan sonra canı enginar istedi. İstanbul'da bu mevsimde enginar bulunmadığı için Hatay'dan ısmarladılar. Ancak enginar gelince Atatürk'e yemek kısmet olmayacaktı. Ertesi gün gece yarısına doğru kriz en yüksek noktasına varmıştı. Artık son anlarını yaşadığı belli oluyordu. Doktorlardan biri ağlıyor, öteki ikisi ayaklarını ovuyorlardı. Hasan Rıza, Kılıç Ali ve İsmail Hakkı asker gibi yatağın ayak ucunda hazır ol vaziyetinde duruyorlardı. Atanın yüzünde hiç renk kalmamıştı. 10 Kasım 1938 sabahı saat 9'u biraz geçe son kez gözlerini açtı. O gözler bir an için yine her zamanki mavi ışığıyla kendini bilmeden çevresindekilere doğru parıldadı. Sonra kapandı. Türklerin babası Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölmüştü. 57 yaşındaydı. Ölümünün hemen ardından matem halindeki Dolmabahçe Sarayı tek el silah sesiyle irkildi. Hemen alt kata koştular. Salih Bozok kanlar içinde yerde yatıyordu. Atanın ölümüne dayanamamış intihar etmişti. Selanik'ten arkadaştılar. Atatürk Samsun'a çıktığından beri yaveriydi. Birbirlerine çok yakındılar. Canından çok sevdiği Atatürk gözlerini son kez kapadığında elini öpmüş, hiç konuşmadan odadan çıkmış, alt katta tabancasını göğsüne dayayıp tetiğe basmıştı. Ama ölmedi. Yaşattılar. Ameliyat edildi. Canlı cenaze gibi yaşamaya devam etti. 2 yıl dayanabildi. Kalbi kahrından kendi kendine durdu. 1938 Kasım'ında bütün Türkiye neye uğradığını anlamamış gibi acı bir sessizliğe gömülmüştü. Sokaklarda kadınlar ağlaşıyor, atanın siyah tüllere bürünmüş resimleri önünde dua ediyorlardı. Naaşı tahnit edilerek merasimle Dolmabahçe Sarayı'ndaki muayide salonunun yaldızlı kubbesi altına konuldu. Tabutu Türk bayrağına sarılmıştı. Altı meşale yanıyor, Kara Deniz ve Hava Kuvvetlerinden 4 subay yalın kılıç katafalkın etrafında nöbet tutuyorlardı. 3 gün 3 gece böyle kaldı. Bu süre içinde yüz binlerce yurttaş bitip tükenmez bir insan seli halinde tabutun önünden sessizce saygıyla eğilerek geçiyor, ağlıyorlardı. Yavaş sesle "Atam, atam" diyerek hayatını kaybeden ataları için dualar ediyorlardı. Matem öylesine büyüktü ki 17 Kasım'da yaşanan izdihamda 11 kişi hayatını kaybetti. Atatürk gerçekten de büyük bir devrimciydi. Tarih boyunca hiçbir lider bu kadar kısa sürede böyle büyük dönüşüm sağlayamadı. Yaklaşabilen bile yok. İngilizlerin ünlü tarihçisi Arnold Toynbee şaşkınlıkla, saygınlıkla ve kıskançlıkla durumu şöyle ifade ediyordu. Bir an için tahayyül ediniz ki Batı dünyasında Rönesans, Reformasyon, 17. yüzyıl sonundaki bilim ve düşünce ihtilali, Fransız devrimi, sanayi devrimi. Hepsi birden sadece bir insanın ömrünün içine sığdırılmıştır. Kemal Atatürk yeni bir Türkiye yaratmıştı. Sağlam bir temel atmıştı. Ülkesini orta çağdan çağımızın eşiğine, hatta bundan bir adım ileriye taşıyarak modern bir ülke kurdu. Kendisi henüz hayattayken bile Afganistan ve İran gibi ülkelerin aydın yöneticileri Atatürk çizgisinde modern bir devlet yaratma girişiminde bulundular. Ancak bağnaz dini güçler sebebiyle bu devrimler gerçekleştirilemedi. O bir babanın çocuğunu eğitmesi gibi halkını halka rağmen eğitmiş, yol göstermişti. Gerideki boşlukları doldurup ülkeyi yeni alanlarda daha ileriye götürmekse kendisinden sonra yerine geçeceklere düşen bir görevdi. Atatürk kendisinin ölümünden sonra bile ülkesi üzerine çökecek karanlık güçlerin zaman zaman geri dönebileceğini çok iyi biliyordu. Bunu öngörebiliyordu. Bu yüzden büyük eseri Nutuğu ülkenin istikbalini inşa edecek olan gençlere seslenerek şöyle bitirdi. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.
Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tesahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.